Güzel bir cumartesi gününde sizlerle birlikteyiz. Sabahtan bu yana Bilim Teknoloji Derneğimizin genel kurulu, şimdi ödül töreni, arkasından panelimiz, yarın da yine bir çalıştayla devam edecek. Dolu dolu bir bilim teknoloji hafta sonu olacak bizim açımızdan da, baktığımız açısından da. Siz değerli konuklarımıza, bu programımıza göstermiş olduğunuz ilgi için şimdiden peşinen çok teşekkür ediyoruz. Sayın başkanlarımız, yöneticilerimiz, Bilim Teknoloji Derneğimizin yeni başkanı, yeni yönetimi, üyeleri, bugüne kadar çok kıymetli çalışmalar yapıldı. Bu çalışmaların daha derinleşerek, oyunlu hale gelerek bilim dünyamıza çok kıymetli, değerli eserler vermesini sözümün başında temenni ederek söze başlayacağım. Bugün konuşmacılar arasında yokum, sunucular arasında yokum. Sadece ödül törenini takdim edeceğim ve arkasından da panelimize geçeceğiz fazla vaktinizi almadan. Biraz Avrasya bir vakfımızdan söz etmek isterim bir iki cümle. Kurucu başkanımız aramızda Sayın Şaban Gülbahar Bey, Avrasya bir vakfımızın ve Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezimizin kurucu genel başkanı aynı zamanda. O da aramızda şu anda. Katıldıkları için çok teşekkür ediyoruz. Başkan yardımcımız, başkan vekilimiz Faruk Sezgin Bey aramızda. Hoş geldiniz. Yönetim kurulu üyelerimiz aramızda. Onların yaklaşık 30 yıl önce kurdukları bir hayal, gördükleri bir rüyayla yola çıkan bir vakıfız biz. 30 yılı aşkın bir süredir özellikle yayın faaliyetleri, hakemli dergiler, süreli dergiler, cumartesi konferansları, think tank faaliyetleri, arkasından en önemli faaliyetimiz elbette hizmetimiz, öğrenci kardeşlerimize kesintisiz her yıl verilen burs, bu yılda yaklaşık 80 öğrencimize burs veren bir vakıfız. Dünyanın birçok bölgesinde, mesela Kırgızistan'da, Kazakistan'da bazı yönetici bursiyerlerimiz var. Gittiğimizde biz gözlerimiz yaşarıyor. Onlarla karşılaşmaktan çok mutlu oluyoruz. Vakfınızdan burs almıştık diye bizi karşılayan kardeşlerimiz var. Ve faaliyetlerimize gördüğünüz gibi bu salonda, karşı binada ve bu binada kesintisiz devam etmeye çalışıyoruz. Bugün Bilim Teknoloji Derneğimizin, biraz önce söylediğim, genel kurulu yapıldı. Şimdi Bilim Teknoloji Derneğimizin bilim hizmet ödüllerini biz sahiplerine takdim edeceğiz. Bu ödüller sevgili dostlar çok titiz bir incelemeden sonra tespit edildi. Burada dernek üyelerimiz, yöneticilerimiz var. Onların bir yıl boyunca yapmış olduğu titiz çalışmaları, eser incelemeleri ve isimler üzerinde yapmış olduğu çalışmalarla ortaya çıkarıldı. Ve 3 isme ödül verilmesi kararlaştırıldı. Bilim hizmet ödülü verilmesi kararlaştırıldı. Dilerseniz bu süreci Ramazan Makkal Bey, Bilim Teknoloji Derneğimizin başkanı, henüz görevi devretmedi ama kısaca size bir özetlesin. Ondan sonra ben ödüle değer görülen dostlarımızı tek tek sahneye davet edeceğim ve ödüllerini takdim edeceğiz. Buyurun Ramazan. Efendim, şeref verdiniz, hoş geldiniz. Biz Bilim Teknoloji Derneği olarak büyük sayılar, kitleler peşinde değiliz. Büyük bütçeler falan kullanma derdinde değiliz. Bir şeyin derdindeyiz. Türkiye yüksek teknoloji üretmezse, bilim üretmezse yerinde saymaya başlayıp devam edecek. Ve Rumeli'den bize kalkın gidin, imha ederiz diyenler yarın Anadolu'dan da çıkın gidin diyecekler. Bunun her şeyin sahibi var, bilimin ve teknolojinin layıkıyla sahibi yok. Türkiye'de aydın kelimesinin karşılığı yok. Aydınlar, okur yazar insanlar, düşünmeyenler. Düşünmeyen insan aydın olmaz. Gelecek için çalışmayan yine aydın olmaz. Eğer biz aydınlara sahip olsaydık, şimdi Şaban Başkan çok güzel bir örnek verir. İstiklal Savaşı sırasında bir yörük kızı çeşmeden suyunu doldururken Efe ve adamları, Kurtuluş Savaşı'na yörük Ali Efe ve adamları beklemişler bir süre. Kızın hiç umurunda değil, bir testiyi doldurmuş, diğerini dolduruyor. Efe demiş ki, kız erkekler geldi görmüyor musun, çekinsene deyince çok güzel bir cevabı var. Erkek mi dedin ağam, bu memlekette erkek olsaydı Yunan İzmir'e mi çıkardı?
Biz eğer aydınlar yetiştirebilseydik, 500 yıllık Rumeli'yi terk etmezdik. 1000 yıllık Anadolu'da bu kadar fakir ve zavallı durumda veya bu dünyanın 30 bin dolarla gelirle yaşadığı bir dönemde böyle bir sefalet yaşamazdık. Dün hepimizin başta basit, yani ben küçük işlerle uğraşmayı asla sevmiyorum ama bir su alıyorsunuz, hayaliniz duruyor ya, bir bardak su da bu kadar olur, 5 litre su böyle mi olur diyorsunuz. Bizim bir sıkıntımız var, aydınlara ihtiyacımız var, çalışkan insanlara ihtiyacımız var. Bugün 3 hocamıza ödül veriyoruz. Facebook'ta ben hocalarımızı tanıtan yazılar yazıyorum. Profesör Yusuf Altıntaş hocamızla ilgili hayatını yazdım. Biraz sonra Özcan Bey size kısaltım için arz edecek. Bir arkadaş dedi ki, ya bu ne kadar başarılı bir insan. Başarılarını okurken başım döndü. Diğer ödülümüzü alan Ali Erdemir Hoca Amerika'da 30 binin üstünde atıf almış, 6 patenti var ve o kadar çok ödül almış ki Amerika'da baş tacı edilen bir hocamız Ali Erdemir Hoca. Aramızda bulunan Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümünden Remzi Demir Hocamız, ben kitaplarını yayınladım dün Facebook'ta. TRT'den yapımcı bir arkadaşım Mina Tansel dedi ki, ne kadar velüt bir hocaymış. Bizim Türkiye'deki aydınlarımızın, düşünenlerimizin en büyük zaafı hatır için iş yapmaları. Hatır için bir yerlere birilerini yönetici yapmaları. Sonra da devlet batıyor, niye batıyor? Yani kabiliyeti olmayan, liyakati olmayan insanları bir yerlere getirir, şımartırsanız olacağı budur. Biz bunu gözettik. Bilim Teknoloji Derneği sizden sadece başka konuları bir kenara atıp bilime yönelmenizi istiyor. Ödüllerle ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Detaylarını arkadaşlarımız açıklamayacakları için. Ben şu anda 1500-1900 Osmanlı, Avrupa ve Rusya'da bilim çalışıyorum. Kitabımın ikinci cildi için. Rusya'da bilim konusunda kaynak sıkıntısı var. Remzi Hocam'a yazdım, hocam ne yapacağız, bu konuda sıkıntı var. Dedi ki, benim 2 tane asistanıma böyle bir çalışma yaptırdım, yakında size ulaşacak. Ve Rus Kültüründe Bilim adlı Alexander Bucinich'in yıllarca çalışıp 1000 sayfa, 2 cilt bu şu kitabı, sağ olsun hem de kendi kütüphanesinden alıp gönderdi hocam. Okuduğum zaman mest oldum, bayıldım, aradığım malzeme buymuş dedim. Yazarlarıyla da, çeviren arkadaşlarla da temasımız var. Bugün biz plaket vermiyoruz dernek olarak. Benim evimde yüzlerce plaket var. Yani koyacak yer bulamıyorum. Ama bu ikinci defa ödül veriyoruz. O zaman da sadece kitap vermiştik. Biz Bilim Teknoloji Derneği 2024 ödüllerini, işte Rus kültüründe bilim, Rusya nasıl böyle olmuş, Putin nasıl dünyaya res çekiyor, meydan okuyorum, izahı var bu 2 ciltte. Bunu gördüğümüz kitapları hocalarımıza hediye edeceğiz. Ama Remzi Hoca'ya bu kitabı hediye edersek tereciye tere satmış olacağımız için ayrı bir çalışma yaptık. Ve Türk dünya bilim tarihinin en önemli isimlerinden Newton'la ilgili bir kitap hazırladık Remzi Hocam'a. Onu ödül olarak vereceğiz. Ve aralıksız çalışmalarımızı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Dünyada matematik eğitimi çalıştayını yaptık en son. Onun kitabı inşallah basılacak. Ve bugün yeni bir yönetim seçtik. Aynı hızla çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi, Türk milletini sizleri çok seviyoruz. Çalışmayan insanlardan da korkuyoruz ki başımıza işler açar. Çalışan herkese selam ve saygı sunuyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Ramazan Bakkal büyüğümüze, abimize. Evet. Şimdi biraz önce ben de söyledim, kendisi de bahsetti. Ödüllerimize geçelim. İlk ödülümüzü Profesör Doktor Remzi Demir hocamıza takdim edeceğiz. Yorulmak bilmeyen araştırmacı olarak kendisini biz tanıyoruz. Türk bilim tarihi çalışmaları ve kitapları ile düşünenlere yeni ufuklar açan bilim insanı olduğu tespitiyle bu yıl 2024 Bilim Hizmet Ödüllerinin birisini kendisine takdim edeceğiz. 1963 yılında Ankara'da doğdu hocamız. Ankara'da Türk Lisesi'ni bitirdi.
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Bilim Tarihi bölümünden mezun oldu. 1987'de Cabir İbni Eflah'ın İslahül Mecisti adlı eseri başlıklı yüksek lisans tezini, 1991'de ise 16. yüzyılın ünlü astronomu Takıyüddin'in desimal sistemi, trigonometri ve astronomiye uygulaması başlıklı doktora tezini savundu ve doktor unvanını aldı. 1997'de doçentliğe, 2023'te ise profesörlüğe yükseltildi. 2001-2002 eğitim ve öğretim yılında araştırma izni alarak 9 ay Lozan Üniversitesi Genel Kütüphanesi ile yerel kütüphanelerde özellikle aydınlanma dönemi Fransız düşüncesinin Türkiye'ye girişine ilişkin araştırmalarda bulundu. 2006-2008 yılları arasında bilim tarihi ana bilim dalı başkanlığı görevini yürüttü ve bu görevi sırasında bilim tarihi ile ilgili kongre, sempozyum, çalıştay ve konferans gibi çeşitli bilimsel etkinliklerin gerçekleştirilmesine katkıda bulundu. 2016 yılında Historia 1923 adıyla yeni bir tarih ve kültür dergisi yayınlamaya başladı. 2015 yılında bilim tarihi ana bilim dalındaki meslektaşlarıyla birlikte bilim ve teknoloji çalışmalarının tanınmasını sağlamak ve bilimsel düşüncenin toplumun muhtelif katmanlarına yayılmasına katkıda bulunmak maksadıyla Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde tezsiz yüksek lisans eğitimi vererek bilim ve toplum çalışmaları adında yeni bir ana bilim dalının kuruluşuna öncülük etti. Görüyorsunuz işte sevgili dostlar, bitmiyor. Halen Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Bilim Tarihi Ana Bilim Dalında çalışan Demir, araştırmalarını özellikle Osmanlı dönemi Türk bilim tarihi ve Türk felsefe tarihi üzerinde yoğunlaştırmış bulunmaktadır. Remzi Demir'in toplumu aydınlatan çok önemli kitapları vardır. Bunlardan Osmanlı Epistemesini Anlamak adlı eseri büyük ilgi görmektedir. Bilim Teknoloji Derneği bu eseri sebebiyle Remzi Demir'e 2024 Bilime Hizmet Ödülü vermeyi kararlaştırmıştır. Remzi Hoca'nın şahsen yazdığı kitapları yanında mesai arkadaşları Profesör Doktor Melek Dosay Gökdağ ve Doçent Doktor İnan Kalaycıoğulları ile birlikte de kaleme aldığı kitapları bulunmaktadır. Diyorum, büyük alkışlarınızla Profesör Doktor Remzi Demir Bey'i görüşte davet ediyorum. Ödül kitabını takdim etmek üzere Ahmet Çelik Üstadımızı kürsüye alalım. Hocam, mikrofon sizdedir. Buyurun. Milton Kalı. Hocamı tebrik ediyorum. Buyurun. Bilimsiz bin kopal, cinsin bilim kördür. Cümle aklıma geldi hemen. Ama siz bu kadar yoğun bir çalışma içinde olmuşsunuz. Allah razı olsun. Bu yüce millete kim hizmet ederse bu dünyada ve ahirette uzak olsun. İnşallah sizin de iki cihanda yüzünüz uzak olsun hocam. Sağ olun. Tebrik ediyorum. Evet. Çalışanları, bugüne taşıyanları hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben aslında benden önceki hocalarımın çalışmalarını sürdürüyorum. Ordinarius Profesör Doktor Ayda Sayılı 1933'te Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ne bilim tarihi alanında doktora yapmak üzere gönderilmişti. Türkiye'ye döndükten sonra 1955 yılında Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde bilim tarihi kürsüsünü kurdu ve Türklerin bilime ve felsefeye yapmış olduğu hizmetleri metin neşriyle
ispatlı olarak göstermeye başladı. Biz aslında bu çalışmalardan sonra gerçek manada işte Farabi'nin, Biruni'nin, İbn Sina'nın Türk bilim ve felsefe hayatına yapmış olduğu katkılar hakkında kesin fikirler edinmeye başladık. Hoca Atatürk tarafından Orta Çağ İslam Dünyası araştırmalarına yönlendirilmişti. Fakat onun öğrencisi Sevim Tekeli, Profesör Doktor Sevim Tekeli hoca tarafından Osmanlı dönemindeki bilim ve teknoloji çalışmalarını aydınlatmaya yönlendi. Böylece aslında tarihsel süreç bir bakıma Cumhuriyet'e kadar getirilmiş oluyor. Fakat her iki hocam da, ben Sevim Tekeli'nin asistanıydım. Üçüncü kuşağım o bakımdan. Bilim tarihi kürsüsünde üçüncü kuşağı temsil ediyorum. Türkler neyi başardılar sorusunun yanıtını aradılar. Ve bu konuda çok büyük eserler kaleme aldılar. Ben de neyi başaramadılar? Onların ihmal ettiği değil de artık boş bıraktığı bir alana yöneldim ve neyi başaramadık sorusunun yanıtını aramaya başladım. Tabii bunu şunun için soruyorduk. Yani neden başarılı olamadık? Mesela Osmanlı döneminde 17. yüzyıldan sonra Batı'daki Rönesans sonra aydınlanma sürecindeki gelişmelere neden gereği gibi katılamadık? Bu sorular üzerinde çalışmaya başladığımda gördüm ki alanda yapılacak çok iş vardı. Ve bu bugünkü Türkiye'nin Türkiye'nin durumuyla çok daha yakından alakalı bir soruydu. Yani bu sorunun yanıtını vermek bizim için çok daha önemliydi. Fakat bir eksiğimiz vardı. O da işte son 5 yıl boyunca o eksiği de gidermeye başladık. Cumhuriyet döneminde ne oldu? Yani son 100 yılda biz bilim ve teknolojide ne yaptık? Bu sorunun yanıtı bilim tarihçileri tarafından araştırılmamıştı. Şimdi o sorunun yanıtını arıyoruz. Bu sadece tarihsel bir araştırma değil. Yani biz 100 yılda ne yaptık, onun genel bir resmini çizmeye çalışmıyoruz. Aynı zamanda geleceği nasıl planlamalıyız? Bu sorunun da yanıtını arıyoruz. Eğer 100 yıldaki hatalarımızı doğru bir biçimde çözümleyebilir, bunların nedenlerini yine nesnel bir şekilde anlayabilirsek, o zaman bilim ve teknoloji politikası da üretebiliriz diye düşündük. Yani üretimine katkıda bulunuruz diye düşündük. Ve bu çerçevede ilk defa Cumhuriyet döneminde felsefe kitabını yayınladım. Sonra bir meslektaşımızla birlikte Cumhuriyet döneminde teknoloji ve sanayi kitabını yayınladık. Şimdi de Cumhuriyet döneminde bilim kitabı üzerinde çalışıyoruz. Öyle tahmin ediyorum ki bu çalışmalar önümüzdeki özellikle Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu biliyorsunuz 1993'te kuruldu. Fakat şu anda atıl durumda. Bu tabii ülkemiz için çok büyük bir kayıp. O kurulun yeniden harekete geçirilmesi gerekiyor. Bu yapmış olduğumuz araştırmalar bu kurulun bilim ve teknoloji politikamızı doğru bir şekilde tespit etmesine de yardımcı olacaktır diye düşünüyoruz. Ben yeniden bütün Bilim ve Teknoloji Derneği kurucularına, hali hazırdaki başkanlarına ve üyelerine çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben Remzi hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarında üstün başarılar diliyoruz. Allah sağlıklı, bereketli, uzun ömürler versin. Duamızı da, temennimizi de iletmiş olalım. Şimdi dijital dünya her taraftan bizi kuşatmış durumda.
artık küresel dünya değil, kare dünyaya hapsolduk. Yani eskiden küresel dünyadan bahsediyorduk, şimdi bir kare dünyanın içindeyiz. Bütün hikayelerimiz burada olup bitiyor. Bir yapay zeka, insan emeğinin, insan gücünün, hatta düşüncenin de yerini alabilir mi tartışmalarının yapıldığı bir dönemde bu ödüllerin ya da geleceği okumanın çok kıymetli, çok değerli olduğunu düşünüyorum şahsen. Şimdi ikinci ödülümüzü kime takdim ettik? Profesör Doktor Yüksek Mühendis Yusuf Altıntaş'a takdim ediyoruz. Yusuf Bey tabii yurt dışında, onun yerine ödülü yeğeni Meltem Bağcı alacak. Ben Meltem Hanım buradaydı, evet burada. Biyografisini takdim edeceğim, daha sonra ödülünü vermek üzere Vakıf Başkanımız Sayın Şaban Gülbahar Bey'i sahneye davet edeceğim. Profesör Doktor Yüksek Mühendis Yusuf Altıntaş, 1975 yılında İTÜ Makine Fakültesi'nin uçak bölümünden lisans, 1977 yılında UMİS'te takım tezgahları diploma, 1980 ve 1986 yıllarında Kanada'da New Brunswick ve McMaster üniversitelerinden yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı. 1977-78 yılında Makine Kimya Enstitüsü Kırıkkale Top Fabrikası'nda tezgah mühendisi, 1980-81'de Montreal'de Pratt & Whitney Kanada Uçak Motor Fabrikası'nda imalat planlama mühendisi, 1981-82'de Kanada'da Kanada Institute of Metalworking, Türkçelerini yazsaydık keşke Ramazan abi. Merkezin baş mühendisliği görevlerinde bulundu. 1986 yılından bu yana Kanada'nın British Columbia Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmaktadır. Takım tezgahlarının tasarımı, bilgisayar kontrolü, titreşimleri ve talaşlı imalat mekaniği konularında 220'den fazla hakemli dergi ve 100 konferans bildirisi vardır. Makalelerin aldığı toplam atıf sayısı 42.000'in üzerindedir. Muazzam bir rakam. Gerçekten muazzam bir rakam. İmalat otomasyonu, talaşlı imalat mekaniği, takım tezgahlarının titreşimleri ve kontrolün mühendislik prensipleri isimli uzmanlık kitabını yayımladı. Bu kitap aynı zamanda Çince'ye ve Türkçe'ye kazandırıldı. Profesör Altıntaş, atlayarak geçiyorum sevgili dostlar, çünkü 2 A4 sayfası ve 8 punto. Profesör Altıntaş, UBS'de mekatronik opsiyonu kurucu direktörü olup, Pratt & Whitney, Kanada Uçak Motor, Sandvik, Coromant, İsveç firmasını ve Kanada Fen ve Mühendislik Araştırma Kurumu'nun sanal ortamda talaşlı imalat ikizi geliştirme araştırması kürsü profesörüdür. Üniversitede CNC tasarımı, talaşlı imalat mekaniği ve tezgah titreşimleri, dijital makine kontrolü konularında uzmanlık dersleri vermektedir. Laboratuvarında 5 adet çok eksenli CNC tezgah, kendi yapımı 9 eksenli CNC mikrofreze işlem merkezi, dinometreler, CMM, lazer interferometre, yüzey analiz cihazları, mikroskoplar, lazer hidrometre, model analiz sensörleri ve kendi yapımı araştırma CNC'leri, bilgisayar kontrolü iş millileri ve ilerleme tabloları vardır. Profesör Altıntaş 2010'dan bu yana da Kanada'nın aynı konudaki araştırma gruplarının akademik liderliğini yapmaktadır. Diyorum, internette, Google'dan da biyografisini geniş olarak okuyabilirsiniz hocamızın. Profesör Altıntaş, Vancouver Türk-Kanada Derneği'nde başkan ve yönetim kurulu üyesi olarak da görev yapmaktadır. Ama bu arada bilime, toplumu ve Kanada'ya yaptığı katkılar sebebiyle 2024 yılında Kanada Devleti'nin şeref madalyasına layık görüldüğünde entry parantez burada arz etmek isterim efendim. Sayın Profesör Doktor Yüksek Mühendis Yusuf Altıntaş'ın ödülünü yeğeni Meltem Bağcı alıyor ve ödülü Avrasya Bir Vakfı Genel Başkanımız Şaban Gülbahar Bey takdim ediyor. Buyursunlar efendim. Meltem Bağcı Hanımefendi, öncelikle hoş geldiniz. Efendim, Türkiye bir gariplikler ülkesidir. Yani ülkemizde bir sinema sanatçısının, bir tiyatro sanatçısının veya bir futbolcunun 7 sülalesi araştırılır ve herkes onları bilir, herkes onları tanır. Ama ilme, bilme hizmet edenler yok, kabul edilir. İşte bugün Ramazan Bakkal ve işte bugünkü mevcut dernek
eksikliği görerek böyle bir ödül töreni düzenlediler. Ben bundan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Şimdi düşününüz ki Viyana kapılarından Rusya içlerine kadar ve Afrika içlerine kadar bir büyük devlet bugün bilimde, teknikte maalesef çok geri kalmıştı. Bizde arabalar çok yok ağır ağır çıkıyor ama çıktıktan sonra da çok hızlı olarak hızlanıyor ve arzu ettiği hedefe ulaşma noktasına da geliyor. İnşallah Türkiye bugünleri yaşayacak ve inşallah bu yüzyıl Türklerin dünyası olacak diye düşünüyorum. Ve bu eserleri ben bu eserleri hanımefendiye takdim etmiş oluyorum. Biraz önce bir Yörük kadından bahsettiniz. Onlar benim atalarım oluyor. Bizim ailenin erkekleri de bilim adamları olarak yurt dışında. Ama ben buradayım. Onların adlarına ödülleri alıyorum. Bir bilim adamı yeğeni ve ablası olarak teşekkür ederim. Onları bilim elçimiz olarak, elçilerimiz olarak düşünürsek biraz daha içimiz soğuyor ve umarım yakın gelecekte ülkemize daha fazla katkıları olacaktır. Teşekkür ederim. Evet, Meltem Hanım'a teşekkür ediyoruz. Yusuf Hocamıza da sağlıklı uzun ömürler ve nice ilmi çalışmalar, bilimsel çalışmalar yapmasını temenni ediyoruz. Şimdi üçüncü ödülümüz Ali Erdemir Hocamıza. Ödülü alacak olan arkadaşı, mesai arkadaşı Profesör Doktor Haydar Livatyalı Bey. Aramızda ödülü Avrasya Vakfı Başkan Vekili Faruk Sezgin Bey'in vermesini biz istirham edeceğiz. Ali Erdemir İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu. Onun için zaten sizin üniversiteden mezun olduğu için sizi çağıracağız. Bol ödüllü, çokça patentli, 30 binden fazla atı falan bilim insanı. Maşallah. Hocam sizinki de 52 bindi değil mi Remzi Hocam? 1954 Kadirli doğumlu. Ali Erdemir hocamız metalurji dalında lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yaptı. 1977'de lisans derecesini alıp yaklaşık 2 yıl İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda çalıştı. Amerika Birleşik Devletleri'ne master eğitimi için gitti ve aynı zamanda metalurji ve malzeme mühendisliği dalında doktora yaptı. 1987 yılında Türkiye'ye döndü ve iş bulamadığı için, iki tırnak için almışlar bunu, iş bulamadığı için kısa süre sonra tekrar ABD'ye geri döndü. Malzeme bilimi, yüzey mühendisliği ve tribolaji üzerine yaptığı araştırmalarla tanındı. Nanoteknoloji kullanarak geliştirdiği yapay elmas özelliği taşıyan buluşu ile R&D, neyin kısaltılmışı hocam onu birazdan söyler. Arge mi? Peki. Ödülünü 4 kez kazandı. Ayrıca 6 buluşu içinde patent aldı. Doktor Erdemir 2019 yılında Amerika Birleşik Devletleri Milli Mühendislik Akademisi'ne makine ve malzeme mühendisliği dalında sürtünme, yağlama ve aşınma alanında yaptığı araştırmalarından dolayı üye olarak seçildi. Erdemir 1987'den bu yana çalışmalarını sürdüreceği Chicago Üniversitesi'ne bağlı Argonne Ulusal Laboratuvarı'nda işe başladı. Ali Erdemir yaptığı sürtünme deneyleriyle bu alanda başarılara imza attı. Buluşlarıyla tribüloji biliminde önemli bir yer edinen Erdemir 1991, 98, 2003 ve 2009'da Arge ödülü dahil olmak üzere birçok uluslararası ödül aldı. Evli ve 3 çocuk babasıdır. Evet, ödülümüzü takdim etmek üzere Profesör Doktor Haydar Livatyalı Bey'i ve Faruk Sezgin Bey'i kürsüye davet ediyoruz efendim. Buyurun. Bence bu ödüllere bu alkış çok az. Bakın panel de var arkasında. Cümle ne söyleyebilirim? Hocamla aynı okul mezunuyuz. Ben de İTÜ'lüyüm. Dolayısıyla gurur duydum bundan dolayı. Hocam tebrik ediyorum. Hizmetlerinize devam diyelim. Buyurun hocam. Buyurun. Efendim merhaba.
Bendeniz Ali Erdemir Bey adına bu vekaleten ödülü almış oldum. Çok büyük şeref duyuyorum, çok büyük mutluluk duyuyorum. Ali Bey ile şahsen tanışmadım maalesef. Ama aşağı yukarı 25 yıldır bu Argon, Amerikan Argon Milli Laboratuvarı'nda faaliyetlerini hep biliyoruz, uzaktan takip ediyoruz. Özellikle içten yanmalı motorlarda sürtünmenin azaltılması üzerine çalışmalarını biliyoruz. Şimdi de kendisi Texas'ta bir üniversiteye çok üst düzey bir şeref profesörü olarak nakletmiş. En son öğrendiğim. İnşallah bu vesileyle bu hediyeyi kendisine ulaştıracağız. Ve inşallah yüzle de tanışmayı arzu ediyorum bu vesileyle. Bir de bir önceki ödülü alan Yusuf Hoca'dan çok kısa birkaç şey söylemek istiyorum. Uzun bir özgeçmiş var ama iki özelliği burada eksik kalmış efendim. Benim çok aşağı yukarı 30 yıldan fazladır tanıdığım ve sevdiğim bir insan olarak iki bence eskilerin deyimiyle mümeyyiz. Yani çok öne çıkan özelliğini arz edeyim. Bir, kendisi Denizli ile Uşak sınırındaki Bekilli kazasında doğup büyümüş birisi. Gerçek bir, evet, kariyeri, biraz da belki kader diyelim, ağırlıklı olarak yurt dışında geçmiş. Bekilli'ye gönülden bağlıdır ve eğer internette araştırırsanız Bekilli ile ilgili pek çok onun böyle hikayeleri var, anekdotları var, yazılmış. Çok da şeydir, nekredir yani böyle okuduğunuzda yüzünüzü güldüren, içinizi açan böyle güzel anılar, anekdotlar nakletmiştir. O yeğeninden öğrendiğim kadarıyla kitap olarak da basılmış. Birinci husus bu. Gerçekten vatanına çok bağlı bir insan. İkincisi, bilim adamlığı, akademisyenliğin yanında çok iyi bir eğitimci. Ve Türkiye'de ve dünyada çalışan hepsi birinci sınıf çok iyi öğrenciler yetiştirdi. Bugün aramıza katılamadılar ama hemen ilk ikisinin isimlerini arz edeyim. Sabancı Üniversitesi'nden Erhan Budak, Koç Üniversitesi'nden İsmail Lazoğlu, Yusuf Altıntaş'ın doktorantlarıdır. Onun haricinde yine doktor mühendisi olarak piyasada hizmet veren birkaç öğrencisi daha var. Türkiye'ye döndüler. Türkiye'ye dönmemiş, Amerika'da, Kanada'da yine çok bilime, teknolojiye katkı sağlayan başka öğrencileri de var. Bir de kitabın Çince'ye de çevrildiğini duydum büyük bir sevinçle. Yetiştirdiği öğrenci sayısı, yani yetiştirdiği doktor sayısı tam bilmiyorum. Ama dünyanın her tarafında hizmet sürdürüyorlar. Yani bu da bir öğretim üyesinin bence en önemli görevi, nitelikli insan yetiştirmek ve o insanları insanlığa hediye etmektir. Ödül alan başta Remzi Bey, Yusuf Alp Bey ve Ali Erdemir Bey'in üçüne de sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Hizmetleri, verimleri, üretimleri eskilerin deyimiyle âli olsun, daha çok bereketli olsun diye diliyorum. Ve bu üçü de benden büyük yaşça. Başta ben olmak üzere bütün bilim, teknoloji ve akademik camiamıza örnek olmalarını diliyorum. Saygılar sunarım. Evet. Şimdi Nazif hocamız da katıldı. Kadroyu tamamlamış olduk. Sevgili dostlar, bütün Türkiye'ye baktığımızda 85 milyonluk bir nüfus. Çok ciddi, çok akademik çalışmalar, kıymetli çalışmalar yapan, uluslararası çalışmalar yapan hocalarımız var. Kim bilir bu 3 ödülün dışında belki 3333 ödül vermemiz gereken isimler de var. İşte onlardan biri de biraz önce aramıza katıldı. Sağ olsun, birazdan bizimle birlikte olacak. Ödüller bir ölçüdür elbette.
Biz bunu kabul etmekle birlikte bütün ciddiyetle, vukufiyetle kürsüsüne sahip çıkan, öğrencisine sahip çıkan, felsefesine, değerlerine sahip çıkan bütün hocalarımızı saygıyla, sevgiyle, muhabbetle, hürmetle burada anıyoruz. Önden gidenlere de rahmetler diliyoruz. Bundan sonra da başarılı isimlere, daha yenileri, niceleri katılsın istiyoruz. Profesör Doktor Yusuf Altıntaş'a hocamıza, Ali Erdemir hocamıza, Remzi Demir hocamıza kazandıkları ödüller için de tebrik ediyoruz. Nice başarılı çalışmalar diliyoruz. Şimdi biraz önce zikretmiştim işte küre dünyadan kare dünyaya geçtiğimiz bir dönemden bahsediyoruz diye. Onun mucidi şimdi aramızda Ersin Nazif Gürdan hocamız, Profesör Doktor. Birazdan dediğim gibi sizlerle birlikte olacak. Ben şimdi görevimi tamamlamış oluyorum ve panele geçelim. Ramazan abi, evet, ben kürsüye davet edeceğim hocalarımızı. Bilim ve teknolojiyle geleceği Japonya'dan dersler, yeni paradigmalar, toplumsal performans başlıklı panelimize geçiyoruz sevgili dostlar. 2024 bilim hizmet ödüllerimizi verdikten sonra Remzi hocamız ayrılıyorlar galiba. Peki. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Panelimizde konuşmacı olarak davet ettiğimiz hocalarımızı kürsüye davet ediyorum. Profesör Doktor Ersin Nazif Gürdoğan az alkışla gelmez, çok alkış ister. Hocam buyurun. Profesör Doktor Ali Osman Özcan Öncel, özür dilerim, Öncel. Ali Osman Özcan da var. Evet. Ali Osman hocamız da geldiler. Ve mentor Kadri Kampak. Mentorun ne olduğunu birazdan öğreneceğim ben de. Kadri Kampak Bey, buyursunlar. Ve Avrasya Bir Vakfı Bilim Teknoloji Derneği'nin bilim ve teknolojiyle geleceğe Japonya'dan dersler, yeni paradigmalar, toplumsal performans panelini yönetmek üzere kürsüye avukat Ülkü Sarıtaş hanımefendiyi davet ediyorum. Ben mikrofonu Ülkü Hanım'a bırakacağım. Katıldığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Mikrofon sizdedir Ülkü Hanım, buyurun. Ben alkış istemiyorum. Teşekkürler Özcan Bey. Şimdi böyle başarılı bir sunumcu arkadaşımızın ardından böyle görev almak zor geliyor gerçekten de. Ben kıymetli hocalarımıza söz vermeden önce kısaca hocalarımızı tanıtmak istiyorum. Konuşmaya geçerken bir şey tanıt, bir yarın konuşmaya başlayalım. Öyle mi yapalım? Biz öncesinde farklı konuştuk ama nasıl arzu ederseniz hocam, başkanım. Ben söze başlamadan hocalarımızı tanıtmaya geçmeden önce biraz önce Remzi Demir üstadımız, hocamız bir şey söyledi. Türkler neyi başardılar, neyi başaramadılardan söz etti. Bu konuda ben hukukçu olmamın yanında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü mezunuyum. Remzi Demir hocamızla önceden tanışma fırsatımız olmadı ama inşallah felsefe adına sohbet etme fırsatımız olur yakın zamanda. Neyi başardılara ilişkin felsefe İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk İslam Bilim Tarihi Türk İslam Felsefesi Kürsüsü Başkanı, bizim dönemimizde kürsü başkanıydı, rahmetli oldu. Şimdi 2017'de vefat etti kendisi. Nihat Keklik hocamızın emekleri çok büyüktür. Emekleri için kendisine teşekkür borçluyuz. Allah gani gani rahmet eylesin diyorum. Aynı dönem yine bizim hocamız olan Teoman Duralı hocamız, Profesör Doktor Teoman Duralı hocamızın emeği çok üzerimizde. Felsefeye ilişkin çok kıymetli katkıları oldu.
Ona da teşekkürlerimizi bir borç biliriz. 2021 yılında kanserden kaybettik kendisini. Allah gani gani rahmet eylesin diyorum ona da. Bu şekilde teşekkürlerimizi ilettikten sonra şimdi hocalarımızı tanıtmaya başlayalım. İlk sözü Kadir Kampak Bey'e vermek istiyorum. Kendisini kısaca... Büyüklerimiz size yol izin verdiler. Evet. Sayın Kampak'ın konusu, sunum konusu bireysel ve toplumsal performans. Sayın Kampak'ı biraz önce sözü tanıtımı esnasında yazar, mali müşavir, yönetim danışmanı, profesyonel koç gibi çok yönlü bir üstadımız kendisi. 1958 yılında Diyarbakır'da doğan Kampak, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve aynı fakültede işletme yönetimi bölümlerinde yaptı. 1982 yılında İstanbul Üniversitesi, 1982 yılında meslek yaşamına Dicle Üniversitesi İşletme ve Muhasebe bölümünde öğretim üyesi, öğretim görevlisi olarak başladı. Sayın Kampak, Türkiye'nin önde gelen şirketlerinde, holdinglerinde yönetim kurulu başkanı asistanı, denetim kurulu üyesi, mali ve idari işler genel müdür yardımcısı ve endüstri genel müdürü olarak üst düzey görevlerde bulundu. Kampak, ters leasingi tasarlayan ve ilk uygulayan kişidir. Türkiye'de ilk defa ÜTÜ COSGAP'te girişimcilik ve KOBİ yönetimi başlıklı bir programı Sayın Kampak'ın organizatörlüğünde yapıldı ve bu program daha sonra ülke geneline yaygınlaştı. Kampak, yerel ve ulusal TV kanallarında 20'den fazla sosyoekonomik program yaptı. Bu programların konuları arasında devlet yönetiminin iyileştirilmesi, ekonomiye reel çözüm önerileri, KDV'nin düşürülmesi ve daha birçok konuda çalışmalar yaptı. Bu çalışmaları kamunun en üst makamlarınca beğenildi ve takdir gördü. Sayın Kampak'ın çalıştığı alanlara ilişkin makaleleri 2008-2018 döneminde aktif olan Milliyet Blog Portal linkinin ekonomi ve Türkiye ekonomisi kategorilerinde halen yayındadır. Çalışmalarını gelişime, girişime ve ekonomiye ilişkin kitabı olan Zihnimde Birikenler isimli eserinde 2023 yılında yayınlamıştır. Sayın Kampak'ın ayrıca Bilinçli Yaşamın Alfabesi 2004 tarihli ve bu eserini geliştirerek yayımladığı Yaşamın Detayları 2010 ve 2019 baskısı olan eserlerinde iki eseri daha bulunmaktadır kendisinin. Şimdi sözü Sayın Kampak'a vermek istiyorum. Buyurun üstadım. Çok meşgul ettiği için. Hoş mümkün olunca 15'er dakikalık ilk tur olarak düşündük. Mümkünse. Şimdi öncelikle bu imkanı sağlayan Avrasya Bilim Vakfı'na başkanına ve bu organizasyonu yapan Bilim Teknoloji Derneği Yönetim Kurulu'na saygılarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Burada benim bu sunum imkanımdan ötürü tekraren Ramazan Bakal ağabeyime diyeyim. Teşekkür ediyorum. Ses geliyor mu efendim? Evet. Şimdi efendim burada ben bugün sıra dışı bir sunum yapmak istiyorum. Kendimi sorgulatacağım. Ben performansımı ne kadar kullandım? Herkes benim gibi %50 kullanırsa toplumsal performans ne durumda olur diye. Biraz önce Ülkü Hanım'ın okuduğu özgeçmişi ben de dinlerken adam bir sürü bir şey yapmış ama ben kendi ifadem kendimle. Şimdi tamam. Şimdi burada tabii ben öncelikle bireysel ve toplumsal performans başlığının açık net anlaşılabilmesi için sorgulanmaya açık ifade edeceğim. Değerli hocalarım da benim sunum sırasında bana sorular sorabilirler. Sizler de sorabilirsiniz. Bu konuda öncelikle iki özdeyişi ilginize sunmak istiyorum. İnsanın en büyük uhdesi kullanamadığı potansiyelidir. İkincisi bireyin potansiyeli zorlanırken ortaya çıkar. Bu çerçevede ben doğal formatım fen matematikken hayatın akışında Türkçe matematik okumak gibi bir şanssızlık yaşadım. Ben matematik mühendisi olmak isteyen biriydim. İktisat Fakültesi'nde işletme okudum.
ve bu çaba çerçevesinde kendi eğitimimi aldığım konuda çokça pozisyonlarda bulundum, çalışmalar yaptım. Fırsat verenlere teşekkür ediyorum ancak hiçbir zaman mutlu olmadım. Çünkü içindeki matematik ürtesi hep taze taze durdu. Bu çerçevede her bir insanın kendi doğasına uygun bir eğitim, öğrenim süreci yaşamadığı sürece mutlu olamayacağını somut örneği benim. Bu nedenle her bir insanın bireysel performansının gerçekten hak ettiği düzeyde olabilmesi için önce kendisiyle tanışması ve kendisinin becerebileceklerini, öğrenebileceklerini tanımlayarak yol verilmesi gerektiğini ben kendi şahsımda yaşadım. Çünkü bir insan kendisiyle tanışmadan imrenerek, kıskanarak veya çeşitli faktörlerle bir mesleği, bir eğitimi seçerler, sonra beceremediklerini görürler ve eksik performansla kalırlar. Bu performans eksikliği aynı zamanda toplumsal performans eksikliğini de etki eder. Geçen hafta İzmir'deydim, gençlerle konuşuyordum. Birine sordum, sen ne okuyorsun dedim, inşaat mühendisliği dedi. Niye dedi, inşaat mühendisliğini seviyorum ama derslerini beceremiyorum. Şimdi kafadan hemen bir vaka. Peki ne yapmak istiyorsun dedim sen. Ben dedi, şantiye yönetmeyi seviyorum. Ben inşaat mühendisliğinin şantiye kısmını, hesap kitapçısı, proje kısmını değil, şantiye kısmını seviyorum. Şimdi o zaman çocuğun bir defa hayata başladığı eğitim, onun verimsizliğine neden olacağı için burada büyük bir yanlış vardır. Bu arada ben babama imrenerek, tüccar babanın çocuğu olarak girişimcilik denemini yaptım. Baktım ki bu iş bana göre değil, benim kendi mesleğimi devam ettirmem gerekiyor. Yaşadığım sürecin sonucunda ben mali müşavirim, profesyonel koç formasyonum var, yönetim danışmanıyım ve bunların toplamı Mert Örüz. Biraz önce sunucumuz bize bunu sorarken hemen onu izah edeyim ben. Mali müşavir analiz yapar, koç sorgular, danışman rapor yazar veya öneride bulunur, mentor uygulamaya yöneliktir. İzah edebildim mi efendim? Güzel bir şey. Evet. Yani danışman anlatır, raporunu yazar ama mentor fiilen uygulatacak kişidir. Bu kavram da Türkiye'de henüz yenidir. Türkiye Girişimci Mentörleri Derneği'nin organizasyonunda yöntem ve sertifika için o programa katılmıştım. Sonrasında 42 yaşına geldiğimde 2000 yılında ben neyi eksik yaptım, neyi yanlış yaptım sorgusuyla bu çalışmalara başladığım zaman bir de baktım ki aslında bireyin kişiye dönüşüm süreci diye adlandırdığım çocuğun doğumundan 18 yaşına kadar olan süreci incelemeye başladım. Önce kendi şahsımda sonra toplumsal bazda. Şimdi efendim çocuk anasından doğduğu gün bireydir. Her türlü hakları var. Miras hakları var. Vatandaşlık hakları var. 18 yaşına geldiği zaman ceza ehliyetinden sorumludur. Attığı imzadan sorumludur. Bu süreç bireyin gelişimin bireyin kişiliğe dönüşüm süreci. Mesela bir insanın kişiliğe dönüşüm süreci ne kadar rasyonel, akılcı olursa, ne kadar doğasına uygun olursa hayatta o kadar başarılı olur. O yüzden öncelikle her birimizin çocuğunun yeleğini tanıdığının profil analizini yaptırmamız gerekiyor. Bu tabi uzunca bir konu olacağı için o detaylara girmeyeceğim. O yüzden bireyin gelişim süreci sağlıklı organize edilmemiş, sağlıklı akıcı yapılmamışsa o kişinin hayatta düşük performansla yaşaması mümkün ki toplumda çokça görüyoruz. Çok zeki ama başarısız insanlar vardır. Bu çerçevede buradan biz makro yani toplumsal performans analizine, yorumuna geçersek bir devletin toplumsal performansının gerçekten hak ettiği düzeyde olması için coğrafyasının, üzerinde yaşayan insan kaynaklarının, endüstrisinin, doğal kaynaklarının bütün envanterinin çıkarılması ve en akılcı ne şekilde yönetilmesi gerektiğini tanımlanması gerekiyor. Bu pandemi döneminde, biraz önce derneğin kuruluş dönemindeydi, pandemi döneminde bazı özel meraklarını gidermek için bazı çalışmalar yaptı. Bunlardan birincisi İngiltere, Almanya, Türkiye, Güney Kore ve Japonya beşlisini karşılaştırmaya çalıştığımda bir de baktım ki Avrasya'nın iki ucunda bir yanında Türkiye'nin üçte bir kadarı var Japonya,
diğer tarafında Türkiye'nin üçte bir kadar olan İngiltere, biri teknolojik anlamda, diğeri finans ve siyaset anlamında dünya hükmediyor. Almanya, Türkiye'nin %40 kadar coğrafyaya sahipken aynı nüfusu çok güzel şekilde yönetiyor. Biz de dünyanın merkezi diyebileceğimiz noktada ve müthiş bir coğrafyada yaşarken biz bu coğrafyayı yönetemediğimiz, yönettiremedikleri herhangi nedenle bu coğrafyanın hak ettiği performansı ne coğrafyamız ne de biz vatandaşlar olarak yaşayamıyoruz. Bu nedenle 2017 yılında katıldığım küresel değişim çalıştayında dünya çapında bir teknoloğa bir soru sordum. Siz teknolojiyi geliştirirken hayatı kolaylaştırıyorsunuz, doğacak işsizlikle hayata da doğru mu yapıyorsunuz dediğimde o kamu yönetiminin işidir, biz o konularla ilgilenmiyoruz diye bir cevap almıştım. Ben daha fazla uzatmadan evet. Estağfurullah, teşekkürler hocam. Nazif hocam son konuşmacı olmak istediğini ilettiği için Ali Osman hocama evet, hocam bize Japonya'dan dersler anlatacak. Japonya tecrübelerini paylaşacak bizimle. Kısaca hocamızı tanıtmak istiyorum. İstanbul Süleymaniye'de doğan Sayın Ali Osman Öncel, 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Jeofizik bölümüne girdi. Lisans eğitimini burada tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimine de yine aynı üniversitede devam etti ve aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Yüksek lisans yaptığı dönemde Kuzey Anadolu fay zonu depremlerinin istatistiksel analizi konulu çalışmalar yaptı. Çalışmalarını İtalya'da Uluslararası Teorik Fizik Merkezi'nde sürdürerek deprem tehlike analizi konusundaki çalışmalara katkıda bulundu. 1996 yılında Anadolu faylarının ve depremlerinin fraktal yapısı başlıklı doktora teziyle doktor unvanını aldı. Sayın Öncel 2000 yılında sismoloji alanındaki çalışmasıyla doçent, 2010 yılında ise profesör oldu. Kurucu akademik bölüm başkanı olarak İstanbul Üniversitesi'nde mühendislik bilimleri yüksek lisans doktora ders programını hazırladı ve bu programın kabul sürecine katkıda bulundu. Daha sonra Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne atandı ve sismoloji ana bilim dalı başkanı olarak görev aldı. Sivil toplum kuruluşları ile etkili işbirlikleri gerçekleştiren Sayın Öncel, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisliği İstanbul Şubesi Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulundu. Öncel ayrıca Uluslararası Jeofizik Birliği ve Avrupa Jeofizik Birliği üyesidir. Afet yönetimi, risk azaltma ve bilinçlendirme konularında birçok projeye liderlik eden Sayın Öncel'in Türkçe ve yabancı dilde yayınlanmış çok sayıda çalışması bulunmaktadır. Ben sözü şimdi kıymetli hocama vermek istiyorum. Buyurun hocam. Değerli Başkan, değerli katılımcılar, hepinize teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük bir fırsat. En son Japonya'ya gittiğim yıl 2018'di. O yıldan bugüne kimse Japonya ile ilgili bir sunum vermemi istemedi. Tabii ki bu yıl önemli bir yıl. Türkiye-Japonya dostluğunun 100. yılında bizler bir seri etkinlik yapmaya başladık. Geçen 24 Nisan çarşamba günü Japon tarzı eğitim konusunda Nazif Gürdağ'ın hocamızın moderatörlüğünde bir çalışma yaptık. Bugün de Japonya deneyimleriyle devam edeceğiz ve Mayıs ve Haziran'ın başında da Üsküdar Üniversitesi bir Türk-Japon dostluğunun 100. yılı kapsamında bir panel düzenliyoruz. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Evet, baktığımız zaman tabii ki yapay zekadan çok bahsedildi. Yapay zeka çağında yaşıyoruz. Geçen doğaçlama olarak yapmış olduğum konuşma bakın burada 24 Nisan'da yapıldı. Tabii bu konuşma için bir hazırlığım yoktu. Ama tabii ki en iyi konuşma aslında önünüze belki bakmadan yaptığınız konuşmadır. Bu konuşma benim için ya da bizler için nedir? Bir veridir. Bilimde ne vardır? Bir veri vardır. Buna input deriz. Bir de sonuç vardır. İşte output denen.
arada bir yöntem vardır. Bu veriyi ben YouTube üzerinden ne yaptım? Altyazıya çevirdim. Bu altyazıyı düz yazıya yapay zeka kullanarak çevirdim ve düz yazıdan sonra da dedim ki önemli kısımları bold karakterle öne çıkar. Onu da yaptırdım. Daha sonra dedim ki bunları ara başlıklarla maddeli 40 kadar madde çıktı. Demek ki doğaçlam olarak 40 farklı maddeden bahsetmişim. Yaklaşık 20-25 dakikalık bir sonuçta. Tabii bu yetmedi. Daha sonra dedim ki bunu Bilim Teknoloji Derneği'nde bir sunum yapmak istiyorum. Önceliklendirerek bu sunumları bir listele ve bana getir dedim. Onu da getirdi. Daha sonra yapay zeka tabanlı bir sunum hazırlama paketini kullandım. Dedim ki bununla ilgili bana bir görsel hazırla ve görsel hazırladı. Tabii yapay zekayı kullanabilirsiniz, ayakta kalabilirsiniz. Yapay zekayı kullanmadan kalmak isterseniz ayakta kalmanız biraz zorlaşabilir. Yapay zeka tabii ki kullananlar için fırsattır ama kullanmayanlar için de gerçekten kaygıdır diyerek sözüme başlamak istiyorum. Evet, baktığımız zaman bunlar 1998-99 yılında çektirmiş olduğum resimler. Bunlar tabii ki o zamanki halimi gösteriyor. Evet, Osamu Nishizawa, o scientist dediğimiz özellikle oranın çok önemli bir bilim adamı ve orada bir laboratuvarı var. Laboratuvar lazer teknoloji kullanıyor ve lazer teknoloji ile kayaların heterojenitesini, kayaların direnç yapısını hazırlıyor. Tabii ki kendisi ile daha önce tanışma fırsatı olmamıştı. Şimdi tabii Japonya'da özellikle doktora sonrası araştırma bursu bulmak çok kolay değil. Çünkü doktora sonra araştırma bursuna postdoctorate research fellow deniyor ve oldukça iyi para veriyorlar. Bunun için tabii ki yayınlı doktorası olanlar ya da doktorasından yayın çıkarmış olan insanlar arasından seçiyorlar. Tabii doktora çalışmalarım Edinburgh Üniversitesi'nde yaptığım için esas ve asıl danışmanım Edinburgh Üniversitesi'ndeki Ian Main olduğu için o da önce yayın arıyorsun sonra doktora tezimi yaz dediği için 3 tane yayından sonra yayınlarımın tercümesini doktora tezimi yapmamdan kaynaklı olarak yayınlı ilk doktorant oldum İstanbul Üniversitesi'nde. Benden önce doktoranın orijinalitesi vardır. Önce doktora yazıdır ama orijinalliği bozulması sonra yayın yapılır denen çok saçma sapan bir düşünce vardı ki hala bu düşüncede olanlar var. Tabii ki bu düşünceyle üniversitelerin zıplaması, ne bileyim ilk yüzlere kendini taşıması mümkün değil. Tabii bu doktora yayınları kaynaklı Amerika'ya ilk defa 95 yılında gittim. Ayaküstü bir Amerikalı profesörle tanıştım. İlginçtir Amerikalı profesörle daha sonra bana yazdı, beraber çalışalım dedi. Demek ki bilimsel çalışma nasıl oluyor? Birinin bir adım ileri adım atması lazım. Önce ben tanışıyorum, daha sonra o ikinci adımı ne yapıyor? Yazarak çalışalım diyor. Ve üçüncü adımda da Osamu Nishizawa ile Japonya'ya gidiyor ve Japonya'da sabbatical dediğimiz 5 yılda bir her profesörün yapması gereken bir ödevdir. Ama Türkiye'de bu ödevi yaptım mı yapmadım diye soran yok ama orada onlar yapmaya çalışıyor. Çünkü paraları kıymetli, Amerikan doları kıymetli olduğu için her ülkede ücretleriyle yaşayabiliyorlar. Benim şansıma dedi Kale Osman, burası iyi bir yer. Bakın hiç tanımam bir ayaküstü sohbetimiz vardı. Yayınlarımdan beni tanıdı. CV'ni yolladım ve yolladıktan sonra Osman'a dedi ki tamam ben bunda çalışırım, sen kefil olduktan sonra dedi. Ve daha sonra proje çalışması Japon hükümetine sunuldu ve ilk defa buranın dernek adıyla ilgili olarak, bakın çalışmış olduğum yer, Osamu'nun çalıştığı yer, İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü. Yani Japonya İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nde çalışma fırsatım oldu. Tabii bu önemli bir şey. Bakın yıllar sonra Bilim ve Teknoloji Derneği 2019 yılında pandemi zamanında kurulmuş. Bilim ve Teknoloji, İleri Bilim ve Teknoloji kurumu ise çok eski olarak Japonya'nın bilim şehrinde. Bakın önce bir bilim şehri var. O bilim şehrinde bilim enstitüleri var ve bilim yapan üniversiteler var ve Tokyo'ya yarım saatlik bir mesafede. Orada bisikletle yaşayabiliyorsunuz, normal bir hayat sürdürebiliyorsunuz ve doğal bir ortamda fırsatınız var. Evet, bu da Çinli arkadaşım. Tabii ki orada bir grup çalışması var. İstanbul Teknik Üniversitesi ana bilim dalı denen bu katı esnemez yapıları kaldırdı ve grup çalışmasına
girdi. Yıllardır gruplar Japonya'da var, Amerika'da üniversiteler var. Bunlar esnek yapılardır. Bu yapılara dışarıdan insan alırsınız. Bir grubu kendi öğrencilerinizle ya da başka üniversitelerdeki collaboration yaptığınız bilim insanlarıyla genişletebilirsiniz. Ve böyle şekilde de bilimsel çalışma, teknolojik çalışma büyüyebilir. Ama maalesef Türkiye'de olmadığı için, ana bilim dalı denen krallıklar olduğu için bu çalışmaları yapmak biraz zor. Tabii ben başkanlığı yaptım ama şu anda fazla krallığı da kalmadı, onu da söyleyeyim ben. Evet, etkinliğin amacı nedir? Türk-Japon etkinliğin amacı daha fazla nasıl işbirliği yaparız? Türkiye-Japonya arasındaki ilişkiler nasıl ilerletilebilir? Bakın bu da Türk-Japon işbirliği ya da ilişkileri ile ilgili tarihsel dokümantasyon verilmiş durumda. En son 1985 yılında Japonya-Türkiye Dışişleri Bakanlığı bir diyalog başlatmış. Bu yılda Japanese Foundation dediğim Japon Tanıtma Vakfı çok yüksek paralar harcıyor. Hiç aklıma gelmedi bu paralar kapsamında işte düzenlediğimiz paneller ya da düzenleyeceğimiz paneller ile ilgili para isteyelim. Çünkü üniversiteler buna hazırlıksız. Bakın Türkiye tabii ki bir 100. yılı kutluyor. Cumhuriyet'in 100. yılı ama dostluğun da bir 100. yılı var. Buradan nasıl bir fayda sağlarız? Üniversitede bir beyin fırtınası toplantısı maalesef yapılır. Ben hatırlamıyorum. Yapılırsa da tabii ki iyi olur ama neredeyse yılın ortasına geldik. Evet, görüldüğü zaman demek ki kültürel değişim ve işbirliği niye önemli? Bir defa Japonya size yalnızca sizden tabii ki yararlanıyor. Dünyanın farklı ülkelerinde son 5 yılda yayında doktorası olan insanlar arasında beyinleri çekiyor. Çekmesi için ne yapması lazım? İyi para vermesi lazım. İyi ev vermesi lazım kalacağınız. İyi çalışma ortamı vermesi lazım. Bunlar iyi olacak ki çekebilirsiniz. İnsanlar gelebilsin. Bunları gerçekten hakkıyla sağladığını söyleyebilirim. Ve özellikle hiyerarşik bir yapı yok. Özellikle havalimanında tabii biz ailece gitmiştik. Osamu bizim bavulları böyle yüklendi, dedim ya mümkün değil ülkemize böyle yardım edecek o düzeyde bir insan. Orada hiyerarşi sıfır, insanlar normal, sıradan bir insan gibi yaşamaktır. Evet, bunlar tabii ki benim konum içerisinde değil ama bunları ekledim. Japonlar tabii ki ne yapıyor? Teknoloji transferi, ortak projeler ve yeni çözümler ne yapılabilir? Bu 100. yıl etkinlikleri kapsamında yapılır. Tabi burası Bilim ve Teknoloji Derneği. Ne yapabilir? İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü ile ne yapabilir? İlişkilerini başlatabilir. Aa, Türkiye'de demek ki böyle bir dernek varmış diyebilir. Oranın ne bileyim artık dünya Sayın Hocam'ın dediği gibi küreden kareye geçti. Pandemide biz bunu uygulamalı yaptık. Oradaki İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nün kürsü başkanlığını webinar yapılabilir. Bu ne olabilir? Demek ki oraya yaklaşabilir. Yani yaklaşmak çok önemli. Tabii bize genel kapsam ya önce bana gelsin. Önce kimse sana gelmez. Bizlerin de gitmesi lazım ki bir adım gidere belki onlar iki adım gelecek. Evet, bu şekilde bir çalışma yapılabilir. Tabii İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği özellikle sismoloji ve depremle ilgili bir ana bilim dalı. Ben de o ana bilim dalında çalışıyorum. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çok sayıda Japon bilim adamı bu üniversitede çalışmış, bu bölümde çalışmış ve özellikle Türkiye'deki sismolojinin gelişimine ve katkısına önemli katkıları var. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de 99 depreminden sonra önemli bir katkı sağladı. İşte dünyada ödül alan İstanbul'un depreme dayanıklı dirençli zemin yapısı haritası o şekilde çıktı JICA kapsamlı destekleriyle. Tabii Türkiye'ye karşı Japonların bir sıfır ön yargısı var. Türk insanlarına karşı bir sıfır ön yargısı var. Bunu ne yapabilir? Türk insanı kullanabilir. İlk gittiğim sene vize nereden alırım diye sormuştum. Sonra öğrendim ki Türkiye'den vize almıyormuş Japonya. O da mutlu etti bana beni. Demek ki vize almayan bir ülkeye gidiyorum diye. Tek uçakla gitme imkanınız var. Gitmek de zor değil. Türk Hava Yolları'na direkt Tokyo'ya gidebiliyorsunuz. Ve Tokyo'da Türkiye'nin büyükelçiliği var. Oradan da yarım saat sonra bilim şehrine gidebiliyorsun. Yani Türkiye'den bilim şehrine ne bileyim Bilim ve Teknoloji Derneği ne bileyim bir kültür turları, bilim turları başlatabilir mi? Niye başlatmışsınız? Yani bilim şehri dünyada fazla yerde yok.
Her şeyin şehri var ama Türkiye'de bilimin şehri umarım ki bir gün olur diye düşünüyoruz. Evet, tabii ki deprem ve enerji, jeofizikle alakalı işte Karadeniz'e bulunan petroller, üç boyutlu sismik deniyor. Bunlar bizim alanımız. Bu üç boyutlu sismoloji ile araştırma yaparak yerin altında petrolse petrol, madense maden, faysa fay ne yapabiliyoruz? Görüntüleyebiliyoruz. Fakat bunu Türkiye'de iyi anlatamadığımız için ya da mezunlarımıza iyi memnun edip iş veremediğimiz için maalesef bölümlerimiz kapanmak zorunda ve durumunda. Evet, baktığımız zaman demek ki Türkiye'deki jeofizik alanındaki gelişmeler kapsamında Japonlar bize yardım ediyor. 30 yıldır Kuzey Anadolu Fay Zonu'nu araştırıyorlar. Niye? Çünkü kendi Kuzey Anadolu Fay Zonları'nı anlamak için araştırıyorlar. Yani kendi bulundukları ne bileyim bölgede en büyük deprem 1923'te 1 Eylül'de oldu. 145 bin insan ölmüştü. Japonya bundan ders aldı. O zaman demek ki bizler ne yapmamız lazım? Depremde yaşamayı öğrenmemiz lazım. Japonya iç ve dış düşmana ihtiyaç yok. En büyük düşmanı deprem. 9 büyüklüğündeki deprem oluyor. Dünyada her 5 depremden 4'ü Japonya'nın içinde bulunmuş olur. Ring of Fire dediğimiz ateş çemberi bölgesinde meydana geliyor. Japonya'nın ayakta kalabilmesi için deprem gibi büyük bir tehlikeye karşı bilime ve teknoloji, bilim ve teknoloji üretip beyine ihtiyacı var. Ve Japonya'yı da belki de ayakta tutan şey onları uykuda tutmayan deprem fırsatı. Depremi fırsata çevirerek Japonlar ayakta kalıyor. Bugün Japonların belki de ekonomide açık vermeyen, ekonomide fazla veren ülke olması nedeni onları dinamik tutan, dinamik bir coğrafya üstünde olmaları. Evet, baktığımız zaman çok farklı tabii ki durumlar ve olaylardan bahsedebiliriz. İş performansından bahsetmiştik. Şimdi tabii Japonya'da biri gittiği zaman yurt dışına, geldiği zaman yurt dışındaki gördüğünü, ziyaretlerini, bilgilerini ve tavsiyelerini anlatır. Bakın 2018'de ilk defa 99 yılında gittim. 98-99 yılında giderken bursumu iptal etmeye çalıştılar. Gelmeden önce soruşturma açtılar. Ya bir pişman etme anlayışı var. Bakın orada bir faydacı anlayış var. Düşünün. Geldikten sonra ne yaptın diye şey yaptılar. Allah'tan iki tane uluslararası yayın çıkarmıştım. Hani boşuna mı gittin diye. Bir faydacı anlayış maalesef olmuyor. Demek ki fayda zihniyeti anlayış Japon sisteminde 3 günlük yurt dışı ziyareti yapsanız önce onların gruplarında bir anlat bize ya bizim için bize faydalı olacak. Gördüklerini anlat, kurduğun bağlantını anlat şeklinde bu tür durumlar var. Bizde de giden oluyor, gelen oluyor, proje yapan oluyor, yapmayan oluyor. Maalesef kimin ne yaptığını bulunmuş olduğumuz üniversitede bilmiyoruz. Gizli, saklı, bilemiyorum. Yani her şeyin açık olduğu dünyada üniversite içindeki çalışmalar gizli, saklı. Hocam işte Toronto'dan gelmiş. Ne mutlu ki bugün yaptığı çalışmaları öğrenme fırsatımız oldu. Ya ülkede, bir ülkeden bilimin yüksek olduğu ülkelere gider insan sayısı belli. Bunlar geldiği zaman bence canlı yayına geçersin. Demek ki bunun için bir bilim ve teknoloji televizyon lazım. Bunları canlı yayın alacak. Evet, biliyorum sürem herhalde bitti gibi. Sayın Başkan da fazla bir şey demiyor. Hızlıca geçiyorum. Baktığım zaman demek ki Japon bilim enstitüsü çalışma kültürü işte orada çok yoğun çalışıyorlar. Yani 7-24 saat yok. Yani bir defa her gün gittiğiniz zaman birini görebiliyorsunuz. Ve giderken de hocamızın da tabii önemli bir kitabı var. İşte kirlenmenin boyutları. Orada kirlenmenin boyutu sıfır. Önce kirletmemenin boyutu var. İşte girmiş olduğunuz ileri Japon bilim ve teknoloji enstitüsüne ayakkabında giremiyorsun. Önce girdikten sonra girerken ayakkabını dolaba koyuyorsun. Dolabından iş yeri terliğini alıyorsun. Demek ki önce kirletmeme olayı var. Tabii geçen hocamızın dediği gibi onların 10 ve saat 3 çayı var ve çay demedi var. Çay başında ayaküstü görüşüyorlar. Bakın bunlar çok önemli şey. Hocamızın dediği gibi bir çayın 40 yıl hatırı var. Bizler bir çay etrafında bile bulaşamıyoruz. Yani Türkiye'nin işte bilim ve teknoloji üretecek merkezler, üniversiteler çay etrafında insanlar toplanamıyorlar. Tabii ki bunlar sembolik şeyler ama insanların bir araya gelmesi lazım. Çünkü ayrılıkta azap var, birlikte rahmet var diyoruz. Birlikte olmamız lazım ki bilimde de, teknolojide üretebilelim.
Evet, hızlıca geçiyorum. Araştırma ve inovasyon odaklı enstitüleri var. Japonya'da evet yaşlılık artıyor çünkü ekonomik refah var. Bu nedenle de ömür uzuyor. Tabii ki nüfus da artmadığı için Japonya'nın aslında Türkiye gibi ülkelerden genç insan unsuruna ihtiyaçları olduğunu söyleyebiliriz. Evet, Japonya'da baktığımız zaman göçmen politikaları ile ilgili düzenlemeleri var. İşte Japon kadınları bir çocuktan sonra çocuğa çok değer verdikleri için çalışmıyorlar, kendilerini çocuğa alıyorlar. Ve bu şekilde Japonya'nın depremle mücadelesinden bahsetmiştim. Japonya dediğim gibi bakın Ring of Fire dediğimiz çok boyutlu, büyük defalar arasında Türkiye'deki sismoloji çalışmalarına çok önem veriyorlar. Benim bulunduğum ana bilim dallarında iki tane doktorası Japonya'da var. Tabii doktora öğrencisi biraz daha az maliyetli. Onlara daha düşük maliyetli olarak onlardan faydalanabilir. Ama şöyle bir şey var. Bakın Japonya'daki bir bilim adamı parasıyla dolaşıyor. Bakıyor ya hemen şu çocuğu bana gönder yanına doktoraya başlasın diyor. Bakın ben TÜBİTAK'ta depremden sonra doktora bursu için TÜBİTAK'a burs yazdım. İşte 3 tane TÜBİTAK bize burs şeyi verdi. Başvuru şartında ne yazıyor biliyor musunuz? Başvuru Çanakkale Fen Bilimleri Enstitüsü'ne elden yapılacaktır. Şimdi bu şartı Japonya yapsa ben elden Japonya başvuru yapamayacağım için Japonya'ya gidemezdim. Amerika yapamadığım için Amerika'ya ya elden başvuru nedir? Yani hangi zamanda yaşıyor? Elden başvuru yapılacaktır. Başvurusu 10 gün. Başvuru süresi diye bir şey yok. Elden başvuru yok. Yani başvuru o kontenjant olana kadar yapılır. Böyle bir sınırlamalar, boşu boşuna giden emeğime bir zulüm yoksa birkaç insana katkı sağlayacakken sağlayamadım hocam. Kendi ülkende bulamıyorsan ne yapacaksın? Kendini yakın ülkelerden arayacaksın. Ve gitti o bilim ve teknoloji için harcanacak para da gitti maalesef. Evet baktığınız zaman Japonya'daki eğitim ve işbirliği olanakları hocamızın dediği gibi en iyi ilkokul. Japonya'da benim çocuklar da Japonya'da gitti. Japonya'daki ilkokullarda müzik, spor gibi temel eğitimler ve bulunmakta özellikle Japonlar kendi dilini öğretiyorlar. Japonya tabii ki Ural, Altay dil grubunda olduğu için Türk dilini rahatça öğrenebileceği bir dil. O nedenle de örfleri ve adetleri Türklere benziyor. O nedenle Japonlar ile Türkler arasında benzerlikler diğer ülkelerdeki benzemezliklerden daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Evet, Japonya'da araştırma, geliştirme imkanlarından bahsettik. Japonya'da çevre temizliği. Japon alfabesi tabii ki hiragana, katakana ve kanji diye gidiyor. Hiragana özellikle kendi kelimelerini, öz kelime, yani öz Türkçe değil, öz Japonca hiragana ile yazıyorlar. Öz olmayan yabancı kelimeleri katakana ile yazıyorlar. Yani yerli ve yerli olmayanı alfabeyle ayırmış durumdalar. Ve bu şekilde de kendi dillerinin bozulmasını da önlemiş oluyorlar bir bakıma, fren etkisi yapıyorlar. Evet, Japonya'da çevre kirliliği 3 gün farklı çöpler almak için farklı arabalar gelirdi. İşte plastiktir, kağıttır, bilmem atıktır diye. Yani o bulunduğumuz yıllarda o tür çöpten ya da geri dönüşüm ile yeniden kazanma çalışmaları o zamanlar yapılıyordu. Evet, sonuç Japonya'nın ve Türkiye'nin arasındaki dostluğu geliştirmek, aile değerleri, misafirlik, terverlik ve diğer kültürel değerlerdeki benzerliklerden hareket edebiliriz. Özellikle ortaokulda öğrenciyken Türkçe'de öğretmenimiz bir okuma parçasında şunu söylemişti. Japonya'da robotlar var, evleri temizliyor diye. Biz o hayale gittik, ne robot vardı ne de evi temizleyen vardı ama yakın zamanda evleri temizleyen robotlar hepimizin evine girdi. Tabii ki bunlar gerçekçi olmayan şeyler, gerçekçi bilgileri yapmamız lazım. Özellikle okul müfredatını eklememiz lazım. Evet, baktığımız zaman benim sonuç bildirim burada bitiyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Öncel'e bu kıymetli sunumu için teşekkür ediyoruz. Hocam şeyden bahsetti, ateş çemberi dediniz değil mi hocam? Ring of Fire. Ring of Fire.
Yani her 5 depremden 4'ü mü Japonya o bölgede gerçekleşiyor? Yani bir depremden 80'i ateş çemberinde oluyor. Ve burada olan depremlerin büyüklüğü 9,5 büyüklüğüne kadar yükselebiliyor. Birinci derece deprem bölgesi. Hem sayı olarak hem de büyüklük olarak Türkiye ikinci derece deprem bölgesi. Tabii ki birinci derece deprem liginde bir ülke olarak Japonya teknolojik olmak zorundaydı. Evet, dinamizmini de buna bağladı. Aynen öyle. Biraz galiba. Sabah programında burada olan arkadaşlarımız vardır. Sanırım Volkan Hoca bahsetti akademik etik kavramından. Japonya'daki akademik etik kavramının da yani akademik etiğin de yüksek olmasından kaynaklanabilir mi bu dinamizm ve gelen başarı? Tabii akademik etik oldukça yüksek. Özellikle ben Kyoto Üniversitesi'ne gittim. Rektör yardımcısı beni davet etmişti. Akademik etik tabii ki çalışma gruplarının yüksek olması, rektör yardımcının hafta sonu gelip danışmanlığı yaptı, öğrencilerle konuşması. Tabii Japonlar Türkiye'de genellikle akademisyenler diyor, ah İngilizce bilmiyoruz falan diyor. Onlar da İngilizce bilmiyor. Öğrenciler dedim nasıl yayın yapıyor? Yayına çeviri için para ayır ediyoruz. O çeviri bütçesinden yayınlar çeviriliyor. O nedenle de tabii ki hiçbir zaman hiçbir şeyi bahane etmiyorlar. Devamlı çözüm odaklı. Bakın çeviri bütçesi denen bir şey var. Türkiye'de de bir çeviri bütçesi koyarsa ama şu anda yapay zeka var. Her türlü dilden çeviri. Akademik etik önemli. Çünkü etik dışı bir davranış durumunda cezalar çok ağır. Evet. Ben Japonya deneyimim olmadı ama yani duyumlarımla ve buradaki üniversitelerin Japon diline ilişkin bölümlerindeki Japon hocalarla temasında şunu gördüm kendimce. Orada ana sınıfından itibaren eğitime ilişkin ve genel olarak yaşama ilişkin etik çok derinden veriliyor küçük yaşlı çocuklara. Belki onun ileri yaşlarda, ileri çağlarda getirdiği bir getirisi de diye düşünüyorum. Muhakkak, muhakkak. Teşekkür ederim hocam sorumunuz için. Hani vaktinizi de aşmadınız hocam. Şöyle 15-20 dakika demiştik zaten. İkinci tur planlıyorduk ama ikinci tur yapmayalım diye konuştuk. Ama Sayın Kampak'ın sözü yarıda kalmıştı ikinci tur olacak diye. Kadri Bey. Evet. Kendisine bir 5 dakika daha verelim. Buyurun Sayın Kampak. Teşekkür ederim. Biz başlangıçta iki tur olacak, sıkmayalım diye ara verdim. Kısa kestim ben. Efendim biz bireysel verimliliğin tamamen 18 yaşlık döneminin verimli kullanılması eğitilmesi diye dedik. Alo. Ve toplumsal verimlilik içinde envanterin hazırlanması gerektiğini. Ancak buradaki esas mesele şu, eğitimin akılcı olmasıdır. Türkiye'deki 4+4+4 eğitimi çocukları standartlaştırmaya yöneliktir. Bunun için öncelikle ilk 4 yılın çocuğun okuma, yazma, hesaplama ve düşünmeyi öğretilmesi gerekiyor. Türkiye'deki çocuklara düşünme öğretilmediği için kendileri için akılcı bir seçim yapmak zorunda zorlanıyorlar. İkinci dönemde çocuğun kendisiyle tanışıp kendisine uygun bir hayat planı ve eğitim modeli, meslek seçimi konusunda bilinçlenmesi halinde ikinci adımını da doğru atabilir. Üçüncüsü, birinci ve ikinci 4 yıldan sonra da seçeceği meslekle ilgili altyapının oluşturulması, yani becerisinin geliştirilmesini gerçekleşmesini sağlamaya yönelik kapsamlı olmalıdır. Eğer eğitim sistemi akılcı olmazsa, eğitim sistemi bireyin kendisiyle tanışıp akılcı seçim yapmasına imkan vermezse o toplumun verimliliğinin bireysel ve toplumsal verimliliğinin istenilen düzeyde olması mümkün değildir. Bu nedenle öncelikle eğitim modelinin standartlaşmaktan üretken eğitime geçmesi gerekir. Bu 12 yıllık temel eğitimin dışında da süratli dönüşüm için özel beceri kolejlerinin teşvik edilmesi gerekiyor. Buna çok somut bir örnek veriyorum. Diyorum ki futbol piyasasında milyar dolarlar dönüyor ancak Türkiye'de bir spor koleji yok. Sportif çocukların bugün dünyada basketten çok büyük paralar kazanırlar, futboldan kazanırlar. Bu piyasalarda çok paralar döner ama iyi bir futbolcu yetiştirmek,
iyi bir basketbolcu yetiştirmek için veya bunun gibi çocuğun kendi doğal becerisine uygun bir şekilde, hani ben kendimi örneklerken, ben matematik okusaydım şu anki performansımdan çok daha ileride olurdu. Neden olmadım? Çünkü benim potansiyelimin tespitiyle ilgili herhangi bir çalışma yapma imkanımız yoktu. İki gün önce İzmir'de konuştuğum gibi ben inşaat mühendisliğini seviyorum ama eğitimini sevmiyorum gibi bir çelişki. Buna benzer çokça gençle konuşmuşluğum vardı. Bu nedenle biz bunun düzenlenmesi için Milli Prodüktivite Merkezi vardı. Milli Prodüktivite Merkezi yerine Verimlilik Genel Müdürlüğü oluşturuldu. Ancak bütün mesele toplumsal verimliliğinin koordinasyonundan sorumlu bir kurumun olması gerektiğini gözlüyorum. Bu kurum yapılacak herhangi bir işin, bir programın, bir aktivitenin toplumsal verimliliğe ne kadar katkıda bulunup bulunmayacağının analizini yaparak teşviğe, destek veya bizzat karar vermesi gerekiyor. Bizim esas problemimiz Türkiye'de toplumsal verimliliği irdeleyen, planlayan bir kurumun olmamasıdır. İkincisi, bireylerin, tekrar ediyorum, bireylerin kendi doğalarına uygun eğitim seçme becerilerini geliştirme konusunda bir programın olmamasıdır. O yüzden Türkiye'nin kalkınabilmesi için öncelikle ve öncelikle toplumsal verimliliği planlayan, koordine eden bir kurumun oluşması gerektiğini ve bu çerçevede yapılacak planlamalarla bir geçiş süreci yaşanması gerekiyor. Son iki gündür sanki biz bu paneli konuşacakmışız gibi müfredatta değişiklikler konuşuluyor. İzliyorum, hafifletiliyor. İntegral mühendis arkadaşlarımız bilir, integral kaldırıldı, türev hafifletildi. Ama beceri geliştirme diye bir şey duymadım. Haberiniz varsa. O yüzden Türkiye'deki bütün mesele insan potansiyelinin becerisine uygun eğitim alması ve Türkiye'nin toplam katma değer üreten faktörlerinin de akılcı bir şekilde planlanması gerektiğini düşünüyorum. Sorularınızı açıyorum. Teşekkür ediyorum. Arzide. Eğitimin aslında anaokulundan ayrıştırmaya başlamalıydı. Özür dilerim. Teşekkür ederiz Sayın Kampak. Soruları panel sonrasında alalım. Teşekkür ederim. Özel Beceri Kolejleri dediniz Sayın Kampak. Evet, bu sanki bize Bilim Teknoloji Derneği'ne yeni bir çalıştay konusu mu acaba, mesaj mı? Notumuzu hemen aldık. Onu bir cümleyle ifade edeyim. Ramazan Başkanımızla sıkça sohbet ediyoruz. O sohbetlerde türeyen bir ifademdir. Evet. Herkesin özel kolejlerin teşvik edilmesi bu dönüşümü süratle sağlar. Evet. Yani Ali Osman Öncel hocamın ifade ettiği çay sohbetlerinin ne kadar işe yaradığının da bir göstergesi. Bizim gibi bir çay ülkesinde de bunun için de galiba bir adım atmamız gerekecek bizim. Değil mi başkanım? Üniversitelerde çay sohbeti. Peki, teşekkür ettim. Sayın üçüncü konuğumuz Profesör Doktor Sayın Ersin Nazip Gündoğan. Gürdoğan, özür dilerim hocam. Kendisi 1945 yılında Eskişehir'de doğdu. Yüksek lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde yaptı. İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü'nün uzmanlık programını 1968 yılında tamamladı. 1968-72 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatı'nda proje değerlendirme uzmanı olarak görev yaptı. Bu dönem zarfında bir yıl kadar İngiltere'de incelemelerde bulundu. 1972 yılında Erzurum Üniversitesi'nde akademik çalışmalarına başlayan Sayın Gürdoğan, 1975 yılında doktora çalışmasını bitirdi ve görevine 1976 yılında Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde devam etti. 1987 yılında doçent, 1994 yılında profesör olan Sayın Gürdoğan, Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Sağlık Yönetimi Doktora Dersleri Öğretim Üyesidir. Mavera Dergisi'nin kurucularından olan Gürdoğan, evli ve 3 çocuk babasıdır. Sayın Gürdoğan'ın yayınlanmış çok sayıda akademik ve kültürel eseri bulunmaktadır. Akademik eserlerine örnek verecek olursak, üretim planlamasında programlama ve demir-çelik endüstrisinde bir uygulama, ticari ve sosyal açıdan proje değerlendirme yöntemleri, işletmelerde yatırım yönetimi gibi.
Bunun haricinde kültürel birçok çok sayıda eseri vardı Sayın Gürdoğan'ın. Bunlardan da birkaçını telaffuz etmek istiyorum. Teknolojinin Ötesi, Kirlenmenin Boyutları, Hicaz'dan Endülüs'e, Zamanı Aşan Şehirler, Düşünceyi Eylem ile Bilmek ve daha niceleri. Yani ben isimlerini okurken o kadar içeriklerini merak ettim ki inşallah okumak mesela de nasip olur. Söz sizde Sayın Hocam. İnşallah. Söz sizde hocam. Sağ olun. Evet, teşekkür ederim önce. Zamanında hocamıza, inşallah hocamıza gerçekten güzel çalışmalar yapıyor derneğimiz. Gemci Bey ödüllendirmeleri ayrıca mutluluk duyulacak bir konu. Ramzi Bey gerçekten bilim tarihi konusunda çok değerli bir hocamızdır. Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Ramzi Bey'in hocası Aydın Sayılı. O da bilim tarihinde çok başarılı çalışmalar yapmış bir hocamızdır Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde. Aydın Bey'in hocası George Sarton. George Sarton Harvard Üniversitesi'nde bilim tarihi kürsüsünü kurmuş, bilim tarihine giriş başlıklı, 4 ciltlik ciddi bir bilim tarihi araştırma kitabı vardır. Kitabın özelliği şu, George Sarton diyor ki, dünya bilim tarihine Yunanlılar değil, damgalarını Müslümanlar vurmuştur. Her bilim adamını 50 yıllık periyotlarla anlatıyor. Yunanların Aristo, Platon, Sokrat olmak üzere 150 yıllık bir yerleri vardı bilim tarihinde. Müslümanların 750'den itibaren baştan 1100 yıllara kadar aralıksız 500 sene, 5 dönem etkili olmuşlardır. Ardından tekrar 2-3 dönem daha etkili olmuşlardır da. George Sarton'ın bizim açımdan önemli bir yanı da şey, Seyit Hüseyin Nasır'ın doktora hocası olmuş bilim tarihinde. Seyit Hüseyin Nasır İranlı. Ama bizim bilim tarihimizi çok iyi bilen, klasik eğitimden geçmiş, MIT'de fizik okumuş, Harvard'da bilim tarihi doktorası yapmış, kitaplar hemen hemen hepsi Türkçe'ye çevrildi. Benim de şahsen tanıdığım, sevdiğim bir akademisyendir. Türkiye'ye geldin demiştik ya bu İslam dünyası. Hazine sandığı üzerinde oturuyor ama dünyaya el açıyor demiştik. Gerçekten İslam dünyası petrol denizinin üzerinde yüzüyor. Türk dünyası doğal kaynakların üzerinde oturuyor ama Batı dünyasından yardım istemeye hala devam ediyor. Yine Ramazan Bey'in öncünde Remzi Bey'in başkanlığında İnşallah önümüzdeki günlerde derneğimiz bir komite oluşturur. George Sarton'ın bu 4 ciltlik bilim tarihi kitabını Türkçe'ye çeviririz. Ali Osman hocamız onu dün paylaşmıştı. Sayfasında bizim Kare Dünya sayfasında. Durmuş Günay hocamız 2 dönem YÖK'te üyelik yaptı. Şu anda Maltepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Mühendis kökenli o da. O bu konuda bir proje hazırlayıp TÜBİTAK'a vermişti. Tek bir üniversitenin ya tek bir derneğimizin üstesinden geleceği bir proje değil bu. Bir komiteye ihtiyaç var. O 4 ciltlik kitabı çevirmek için matematik bölümünü çevirecek arkadaşımız, matematikçi fizik bölümünü çevirecek arkadaşımızın fizikçi olmasında yarar var. İnşallah Ramazan Bey'in bu organizasyon gücüyle böyle bir projenin üstesinden geliriz. Ali Osman Hoca gibi, Remzi Hoca gibi, Durmuş Günay Hoca gibi, Kadir Bey gibi mentorlarımız var. İnşallah bu kitabı tekrar gündeme getirir. TÜBİTAK'ta veya başka bir üniversitede ya da bir bilim kurulunda yayın haline getirir diye düşünüyorum. Bugün biraz Ali Osman Hoca Japonya'yı anlattı. Kadri Bey mentorluk konusu, bizim üretim gücümüzü nasıl artırırız? İşte İslam dünyasının yine en büyük problemi
Üretim gücünü büyütemiyor Türkiye'nin neredeyse 10 seneden beri. Milli geliri bir türlü 10 bin doları bulamadı. Toplam kişi başına milli geliri 10 bin doları bulamadı. Toplam milli geliri de 1 trilyon doları aşamadı. Dünyanın her yanında ülkelerin güçleri üretimleriyle ölçülür. Ne üretiyorlar? Ürün olarak ne üretiyorlar? Hizmet olarak ne üretiyorlar? Bilgi olarak ne üretiyorlar? Onun matematiksel ifadesi de milli gelirdir. Bu açıdan baktığımız zaman işte Amerika'nın milli geliri en yüksek olan ülkedir. Ardından Avrupa ülkeleri geliyor. Ardından diğer ülkeler geliyor. Dolayısıyla bizim problemimiz üretim gücümüzü büyütmek. Üretim gücümüzü büyütmek için neler yapmamız gerekir? Bizim medeniyetimiz iki dünya medeniyeti. Hiçbir zaman ya dünya ya öteki dünya demiyor. Hem dünya hem öteki dünya diyen bir medeniyet. Bizim medeniyetimizde iki dünya altın oranda harmanlanır. İşte artık yeni bir dünya var. Her zaman konuşulduğu gibi Özcan Bey de açıkça söyledi. Bizim bir kare dünya, küre dünya benzetmemiz ya da kavramlaştırmamız var. İşte bu yeni gelişmeler, dijital gelişmeler hepimizi erenler safına kattı. Artık hepimiz tayyi mekan ediyoruz. Hepimiz tayyi zaman ediyoruz. Bu konuşmamız aynı anda Bakü'de de izleniyor, Konya'da da izleniyor, Berlin'de de izleniyor, Paris'te de izleniyor, New York'ta da izleniyor. Böylesine bir dünya var. Dolayısıyla bu bize sorumluluk da getiriyor. Bundan sonra bildiklerimizi anlatmak zorundayız. Yine bizim medeniyetimiz temel ilkelerinden biri emri bil maruf nehy anil münkerdir. İyilikleri büyütmek, kötülükleri önlemek. Bu herkesin görevi. İşi, mesleği, yaşı, cinsiyeti ne olursa olsun doğumdan ölüme kadar dünyayı güzelleştirmek zorundayız. Hayatı kolaylaştırmak zorundayız. Bilim bunun için var. Bütün bilimler, fizik, kimya, sosyal bilimler, işletme, ekonomi bilimleri bunun için var. Bu konuda ne kadar başarılı olursak o kadar dünyayı, kendimizi dönüştürme şansımız olur. Güzel hizmetleri bütün dünyaya götürme şansımız olur. İşte çevremiz savaşlarla dolu. Bu savaşların üstesinden gelmenin yolu bizim medeniyetimiz temel ilkesi. Suçsuz bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürür. Suçsuz bir insanı yaşatan bütün insanlığı yaşatır. Sezai Karakoç'un Diriliş Dergisi'nin mottosu bu ayetti, bu bir ayet. Gerçekten işte çevremizde Gazze'de 40 bin defa 3 aydan beri bütün insanlık öldürüldü, Ukrayna'da öldürüldü, Afganistan'da öldürüldü, Vietnam'da öldürüldü, Irak'ta öldürüldü, Suriye'de öldürüldü, Yemen'de öldürüldü. Bütün çevremizde her gün onlarca defa bütün insanlık öldürülüyor. Bunun üstesinden gelmenin yolu dünyaya güzel insanların sayısını çoğaltmak, veren ellerin sayısını çoğaltmak, İki gönlü birbirinden farklı kılan insanların sayısını çoğaltmak, kendimiz için istediğimizi bütün insanlar için istemek, nefret ettirmek değil, sevdirmek bizim medeniyetimiz. Yunus medeniyeti, Mevlana medeniyeti, karamsarlık yok, kötümserlik yok. Yunus'un dediği gibi insanlar dünyayı kavga etmek için değil, barışmak için, birlikte yaşamak için gelmişler. Ne kadar birlikte yaşamasını başarırsak o kadar atalarımızın gittiği cennete gitme hakkı kazanırız, hem de dünyayı cennete dönüştürürüz. Küre dünya dedik, o küre dünya, işte bildiğimiz o küresel dünya gerçekten ulaşımdaki, iletişimdeki gelişmelerle gitti, onun yerine düz, kare bir dünya geldi. Artık bu dünyada herkes herkesi görüyor. Uzaklık, yakınlık farkı yok. Gece, gündüz farkı yok. Merkez, çevre farkı yok. Her yer merkez, her yer çevre. Bir genç Hakkari'de olabilir, Van'da olabilir, Edirne'de olabilir, Rize'de olabilir, Rize'nin bir köyünde olabilir. Ama dünyanın bütün bilgisine ulaşma şansı var. Dünyadaki bütün gelişmeleri izleme şansı var. Herkesle görüşme, tartışma, haberleşme şansı var. Dolayısıyla hiçbir mazeretimiz yok artık. Hepimiz öğrenen insanlar olmak zorundayız. Yine çok popüler bir kitabımız var. Bizim de doktora derslerinde silah sorunu okuttuğumuz ana kitaplardan biridir. Beşinci disiplin, Peter Senge'nin
kitabı MIT'nin hocalarından biri. Peter Senge diyor ki, öğrenme özgürlüğü olan kurumlar, kuruluşlar, insanlar uzun ömürlü olmazlar. Dolayısıyla biz öğrenmesini öğrenmek zorundayız. Öğrenmesini öğrenmenin de yaşı yok, zamanı yok, yeri yok. Bizim kültürümüzde denildiği gibi, İslam'ın temel ilkelerinde açıkça vurgulandığı gibi çıksan mezara kadar da devam eder. O yüzden Kadir Bey'e katılmıyor. Yani artık eğitim monolog değil diyor. Karşılıklı konuşmasını bilmek, öğrencilerden öğrenmesini bilmek. Ya öğrenciden öğrenilir mi denilir eskiden. Evet, şimdi öğrencilerden öğrenmek zorundayız. Onlar çünkü bu yeni dijital dünyayı bizden çok daha iyi biliyorlar. Bilgisayar kullanmasını bizden çok daha iyi biliyorlar. İlkokula gitmemiş çocuk program indiriyor, bilmem ne yapıyor. İstediği oyunu takip ediyor, oynuyor vesaire. 24 saat telefonla uğraşabiliyor. Böyle bir dünya var. Bu dünyayı ayak uydurmak zorundayız. Bu dünyadaki gelişmeleri izlemek zorundayız. Artık eğitimi okulların dışına çıkarmak zorundayız. Üniversiteyi sanayiyle, iş dünyasıyla birleştirmek zorundayız. Mahkemeyi görmeden hukukçu yetiştiremediğimiz gibi, hastane görmeden doktor yetiştiremediğimiz gibi, iş yeri görmeden, üretim görmeden mühendis de yetiştiremeyiz. O yüzden iş dünyasıyla, üniversitede bütünleşmek zorunda. Japonya'da olduğu gibi, Batı dünyasında olduğu gibi, diğer ülkelerde olduğu gibi. Bizde de bu konuda ciddi çalışmalar var. İşte teknik üniversitede stajlar vardır. Her öğrenci 5 yıllık dönem içinde en azından 3 dönem staj yapmak zorundalar. Birer buçuk ay olmak üzere. Şimdi o birer buçuk ay falan da yetmiyor. Artık öğrenciler iş dünyasıyla hemhal olmak zorundalar. Hayatın içinde olmak zorundalar. Dünyayı çok yakından tanımak zorundalar. Kare dünyanın özelliklerinden biri artık doğrusal büyüme değil, döngüsel, sürdürülebilir büyüme önemli. Her yerde bu tartışılıyor. İlk defa bu çalışmalar 70'li yılların sonunda yapılmıştı. Büyümenin sınırları diye. Roma Kulübü'nün yaptığı çalışmalar vardı. O çalışmaların raporları İstanbul İşletme Fakültesi tarafından çevrildi Türkiye'ye. Kemal Tosun Hoca'nın öncülüğünde. Orada deniliyor ki, şu şeyleri terk etmek zorundayız, artık büyüme sınırsızdır, ihtiyaçlar sınırsızdır deme imkanımız yok. Sınırlı bir dünyada sınırsız büyüme olmaz. Doğrusal büyüme, her sene %5 büyümeyi bırakalım. Büyüme sonsuz, ihtiyaçlar sınırsız varsayımları yeni dünyada kesinlikle geçerli değil. Bu varsayımların değişmesi gerekir diyorlar. Birinci söyledikleri bu. Ekonomi de sürdürülebilir olmalı. Bir çocuğun büyümesi gibi, bir ağacın büyümesi gibi, bir ağaç, bir çocuk nasıl büyüyorsa ekonomi de öyle büyümeli. Hocam vakit daralıyor, değil mi? Aldık gittik. Fazla uzatmadan, yani şeyler değişiyor. Yani ihtiyaçlar sınırsız değil, istekler sınırsız. Ekonominin amacı istekleri karşılamak değil, ihtiyaçları karşılamaktır. İnsanların gözlerini değil, karınlarını doyurmaktır. Anadolu'da derler, gözün karnı yoktur. Gözü doyurmaya kalkarsanız, dünyalık kaynakları hiç kimseye yetmez. Dolayısıyla amaç gözün doyurulması değil, karınların doyurulmasıdır. Dünyanın kaynakları 8 milyar insanın değil, 18 milyar insanın da karnını doyurur. Ama dünyanın kaynakları Avrupalıların, Amerikalıların, İngilizlerin, Fransızların, Almanların gözlerini doyurmaya yetmez. O bağlamda varsayımlarımızda değişmesi gerekiyor. Çevreye duyarsız değil, çevreye duyarlı bir ekonomik yapı oluşturmamız gerekiyor. Cehennem başkaları değil, cehennem bizi izlemememiz gerekiyor. Artık modellerimiz de değişmeli. Bugüne kadar bizim işletme yönetim kitaplarında hep ordular örnek alındı. Roma ordusu, Katolik Kilisesi, Mason hocalar çok hiyerarşik kurumlardır. Hiyerarşik kurumlar örnek alınmıştır şirketlerin örgütlenmesinde. Bugünün çarpık bu kurumların, hiyerarşik kurumların hiçbir yerde geçerli yok. Artık kurumlar bir ordu gibi değil, bir futbol takımı gibi örgütlenmek zorundalar. Bir orkestra gibi olmak zorundalar. Orkestrada yönetici,
emir veren komutan değil, koordinasyonu sağlayan insandır. Yine futbol takımında antrenör o koordinasyonu sağlayan, futbolcuları birlikleriyle birbirlerine yardımlaşmaya, dayanışmaya, golü bir futbolda atar ama takımın sonucu maçı takım kazanır. Takım oyunu çok önem kazanıyor. Takım halinde olmak. Japonya'dan bir örnek versek, işte, Ali Osman Hocam gayet güzel anlattı. General Motors'ta yönetim kurulu başkanından güvenlik bürosu kadar 15 kademe varmış, Toyota'da 5 kademe var. Dolayısıyla yeni dünyanın kurumları, kuruluşları hiyerarşik değil, düz örgütlenmek zorundalar. Hiyerarşiyi minimize etmek, protokolü minimize etmek, bürokrasiyi minimize etmek gerekiyor. O zaman yeni dünyada nasıl bir paradigmaya ihtiyacımız var? Artık o klasik küre dünyanın ya siyah ya beyaz diyen paradigması değil, kare dünyanın hem siyah hem beyaz diyen paradigması. Ya dünya ya ahiret diyen paradigma değil, hem dünya hem ahiret diyen paradigma. Ya Yunus ya Sinan olmak değil, hem Yunus hem Sinan olmak. Ya Akşemseddin ya Fatih olmak değil, hem Akşemseddin hem Fatih olmak çok önem kazanıyor. Yeni dünya hem dünyası. Kare dünyanın paradigması hem paradigması. Küre dünyanın paradigması ya paradigması. O yüzden yeni dünyada ya siyah ya beyaz diyen insanların dünyası değil, hem siyah hem beyaz demesi bilen insanların dünyası. Siyahla beyaz arasında onlarca renk var. Gri var. O yüzden artık hani Sezai Karakoç'un kitaptan çok net vurgulanır. Der ki İslam dünyası, Batı dünyasıyla rekabet etmek istiyorsa üretimde doğru orantılı bir yarışa girmek zorunda. Tüketimde ters orantılı bir yarışa girmek zorunda. Üretirken Yunus gibi yalın yaşamasını bilmeli. Yunus gibi yalın yaşamasını bilmeli. Üretirken de Sinan gibi bin Süleymaniye, bin Selimiye inşa etmesini bilmeli. Üretirken doğru orantılı bir yarış bütün dünyayla, tüketirken ters orantılı bir yarış. Hemen ölecekmiş gibi tüketmek, hiç ölmeyecekmiş gibi üretmek. Ya da tasavvufun kavramlarıyla söylersen, Yunus gibi tüketirken bir lokma bir hırkayla iktifa etmesini bilmek ama üretirken bin lokma bin hırka üretmek ve ihtiyacı olanı da vermek. Bizim medeniyetimiz veren el medeniyeti. Dünyanın hiçbir yerinde alan ellerin itibarı olmaz. O yüzden hocam müdahale etmeden bitirelim. Yani yeni dünya böyle bir dünya. Artık burada yeni yöntemlere ihtiyacımız var. Nasıl sanım toplumu yöntemleriyle sanım toplumun problemlerini çözemezsek, sanayi toplumunun yöntemleriyle de bilgi toplumunun problemlerini çözemeyiz. Yunus'un dediği gibi yeni şeyler söylemek zorundayız. Mevla Yunus diyor ya, biz her dem tazeyiz, bizden kim usanası diyor. Mevla'na da, onu da söyleyeyim, onunla bitirelim. Eski satanların zamanı geçti, biz yeniler satıyoruz, bugün pazar bizimdir diyor. Eski satmayı bırakmamız lazım, yeniler satmasını öğrenmemiz lazım. Yine Mevla'na, her gün bir yerden bir yere göçmek ne iyi. Her gün bir yerden bir yere konmak ne güzel. Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş. Ne varsa düne dair, dünde kaldı can lazım, bugün yeni şeyler söylemek lazım. O kadar etkilendim ki, yani konuşacak mecalim kalmadı. Her bir cümle bir yani dünya, ayrı bir dünya. Hocam çok teşekkür ederiz bu kıymetli sunum için. Bu arada bütün hocalarımız çok kıymetli sunumlar yaptılar ve süreyi her hocam çok güzel kullandı, kıymetli kullandı. Çok teşekkür ediyorum. Çok not aldım ama hiç onlara geçmeden misafirlerimizin varsa sorularını alalım. Katkılar da tabii ki. İlk Volkan Hocam el kaldırdı. Mikrofon hocam, varsa. Hocam kusura bakmayın. Hem
kültürü ya da efendim hem yaklaşımı dediniz. Bu türdeki insan tipini, yani polimat insan yetiştirecek kaynak nerede? Çünkü yani herkes polimat da olamaz. İstediğiniz kadar para olsun ya da şey olsun, kaynak olsun. Yani her zihin polimat olamaz. Evet. Teşekkür ederiz. Hocam tek tek cevap vermeyelim. Soruları alalım. Sonra siz bize birer dakika tamam, söz verin. Şey yapalım. Bir soru var ikinci sıradaki beyefendi, isim bilmiyorum ama buyurun. Buyurun sessiz, buyurun. Siz Mevlana'dan ve Yunus'tan bahsettiniz. Ben de Mehmet Akif'ten bahsettim. Eyvallah. O da diyor ki, şeriat sana çalış dedikçe durdun, bu din uğruna ne hurafeler uydurdun. Şimdi bizim bu 54 İslam ülkesi veya 57 İslam ülkesi, bu durumda emeklemesinin sebebi nedir? Yöneticiler midir? Yoksa Akif'in dediği gibi tembellik midir? Eyvallah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Önden bir soru var. Ahmet. Şöyle, buyurun. Muhammed Necdet Bursun, emekli Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Eyvallah. Efendim, Ali Bey'e bir sorum var. 80'li yılların sonunda ve 90'lı yılların başlarından itibaren Japon teknolojisi bizim eğitimimize gerekli ışık tuttu ve tatbikatı olarak da böyle bir çalışma yapıldı. Ve pilot bölge olarak da efendim bir okul tercih edildi. Sanırım Anadolu bölgesinde bir okul tespit edildi. Acaba bu eğitim öğretim teknoloji kurumu, Japon teknoloji kurumu meslek liselerinde, teknik liselerinde devam ediyor mu? Durum akıbeti nedir? Öğrenmek istiyorum. Evet, soruları... Efendim, orada da köşede de. Hocam ismim Bayrak Mansur. Sunumlarınızı için teşekkür ediyoruz. Hocam benim bir anekdot anladım, ondan sonra bir soru sormak istiyorum. Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde Alman bir bilim insanı Türkiye'de çalışmış ve Türkiye'den ayrılırken ona sormuşlar ki sen bu ülkede ne anladın? O demiş ki bu ülkenin eleği ters çalışıyor. İyiler aşağı düşüyor, kötüler üstte kalıyor demiş. Ne kötü üstte kalıyor? Evet, şimdi bizde bu eleğin düzelmesi için neler yapılabilir? Yani teoriden pratiğe neler yapılabilir, onları sormak istiyorum. Son kez var mı başka soru? Bir de bir genç arkadaşım sorsun. Sor. Arkadaşlar ben de öğretmenim. Kampak hocamın çok güzel eğitimle ilgili bir... Ayağa kalkarsanız arkadaşlar görsün sizi. Öğretmenim ben. Öğretmen okulu mezunu bir öğretmenim. Kampak hocamın eğitimle ilgili çok güzel bir tespiti var. Hoşuma da gitti. 35 yıllık hocayı. Çocukları zorlamadan diyor, kapasitesini yakalamayız. Yakalayamıyoruz dedi. Bir de 4+4 ile ilgili muazzam bir tespit yaptı. Bu da güzel bir şey. Çok zorlanıyoruz hocam ya. Çocukları yerlere getirmekte ülke olarak, insan olarak. Zorlama konusunda biraz daha açarsanız sevinirim hocam. Örnekler vereyim. Sondan başlayalım cevaplamaya. Hayır, ben sessizim. Kadir Bey'den böyle sırayla gidelim hocam. Ya da Ali Osman Bey'den başlayalım Kadir Bey gibi. Hadi Kadir tamam, Bey'den öyle başlayalım o zaman madem hocam böyle uygun gördüm. Öğretmen arkadaşımız bam telini yakalamış. Ben en sonunda toplumsal verimlilik kurulu diye, toplumsal performansı izleme kurulu diye bir kurul önerisinde bulundum. Burada bildiklerimin tamamını ifade edemiyorum. Çeşitli nedenlerden ötürü. Ancak buradaki eğer biz halkın toplumsal performansı koordinasyon kurulunu oluşturmadığımız sürece biz akılcı eğitime, akılcı yönetime geçemeyiz. Yönetmenin iki ana faktörü var. Bir sistem, iki yeterli insan faktörü. Maalesef Türkiye'de bu ikisi de yoktur. Sonra biz birey olarak değil, toplum olarak da kendimizle tanışmıyoruz. Bu bir panelde anlatacağım bir konu değildir çünkü
tartışmalar çıkabilir. Ben bu konuyla ilgili milletlerin zeka düzeyi uluslararası politika diye bir çalışma yaptım. Gerçeği orada gördüm. İlgili her arkadaşın buna benzer araştırmalar yapmasını öneriyorum. Çünkü bu şeyin dediği gibi, Gülkan Hanım'ın dediği gibi çalıştığı bir panel ayrı bir konudur. Özünde biz birey olarak kendimizle tanışmıyoruz. İki, toplum olarak kendimizle tanışmıyoruz. Biz kapasitemizin ne olduğunu, ne kadarını kullandığımızı bilmiyoruz. O buraya sığmaz Sayın Hoca. Özetle de. Teşekkür ederiz hocam. Volkan Hocam sanırım bir ek yapmak istedi. Bir bilim dalı var. Türkiye'de bir hocamız kurmaya çalıştı. Engellendi ve yok edildi adam. Vefat ettiğini. Klinik sosyoloji diyor. Türkiye'nin o kadar ciddi ihtiyacı var. Yani evet. Sadece başlığı söylemem yeterli. Tamam, ben hemen bir cümle daha söylemek zorundayım ben. Şimdi buradaki mesele şu, Avrupa tipi üretim tarzında ilkel toplum, göreci toplum, feodal toplum, kapitalizm, sosyal kapitalizme geçmiş. Biz 100 yıllık süreç içerisinde Asya tipi üretim tarzından 3000 yılı yaşamaya çalışıyoruz. Böyle bir anormallik olamaz, teşekkür ediyorum. Teşekkürler Sayın Kampay. Nasip Hocam, siz mi devam edersiniz? Peki, Aziz abi, evet. Ya sorular aslında çözüm basit böyle. Bizim yöneticiler, Kadri Bey gibi mentor arkadaşlarım sürekli söyledikleri bir şey var. Sen diye karşıdaki arkadaşını sorumlu tuttuğunuz zaman, sen sorumlu sensin dersen, üç parmakta seni gösteriyor. Sen ne yapıyorsun? Nerede hata yapıyorsun? Yapsın iki güzel yapıyor musun? Dolayısıyla burada çözüm, başkalarını suçlamak, şikayet etmek, ağlamak, sızlamak değil, yaptığımız işi güzel yapmak. Uluslararası standartlara yapmak. İyilikte, güzellikte, dürüstlükle yarışmasını bilmek. Kalite pasaport taşımaz demeliyiz. Biz kaliteli bir ürün, kaliteli bir hizmet, kaliteli bir bilgi ürettiğimiz zaman dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir ülkede, hiçbir gümrükte size ne kimlik sorarlar, ne pasaport sorarlar. Mercedes için pasaport soruyor. Apple için pasaport soruyor. Herkesin cebinde Apple var. Facebook'a kim pasaport soruyor? Google'a kim pasaport soruyor? Microsoft'a kim pasaport soruyor? Her yerde hizmet veriyorlar. Dolayısıyla yaptığın işi güzel yapacaksın bir. Üç şey çok önemli. Belki bizim çok ihmal ettiğimiz üç şey çok önemli. Satılan mal geri alınmaz anlayışını yıkacaksın. Ne demek bu? Ben seni kardeşim yanılttım, aldattım. Bir daha malı geri alma. Hala bizim Erzurum, ben Erzurum'da üç yıl hocalık yaptım. Erzurum esnafını Erzincan'da, Anadolu'da görürsünüz bunu. Satılan mal geri alınmaz yazar. Ben sattığım malın arkasındayım. Bir kusuru varsa getir, tazmin ederim. Amerika'daki bu marketlerin başarısı buradan kaynaklanıyor. 10 sene sonra da olsa kusurlu mal getirsen adam alıyor, telafi ediyor. Şey bu. İkincisi, yerli malı değil, dünya malı üreteceksin. Hem yerli, hem dünya diyeceksin. Hani bizim gençlik yılların, yerli malı, yurdu malı, herkes onu kullanmalı derdik. Bizim Tamer Misoğlu, siyasalda beraber doktora yaptığımız arkadaşımız var. Girişimci konularda çalışan, Ankara siyasal emekli oldu. O da derdi ki, ya yerli malı Türk'ün malı, Türkiye'nin için kullanmalı. Bunu değiştirelim derdi. Bu sloganı değiştirmemiz lazım. Yerde malı Türk'ün malı Türkler, en iyisini kullanmalı. En iyisini de yapmalı tabii. Eyvallah, eyvallah. Şeyi terk etmemiz lazım. Başka yerde şubemiz yok diyor bizimkiler. Hala vardır o. Bursa'ya gidin, dönercidir, adam orayı asmış. Başka yerde şubem yok. Sanki marifetmiş gibi. Sen başka yerde şubem yok dersen, McDonald's gelir senin dönerci dükkanı karşısına, senin malın olan köfteyi hamburger olarak sana satar. Bunu yıkmak zorundayız. İşte yönetim, mühendislik bu. Son olarak şunu söyleyeyim. Ben teknik üniversiteliyim dedim. Ya teknik üniversitede ilk söylenen şeylerden beri her hocanın ağzında olan şuydu. Sizler Türkiye'nin mühendisleri olacaksınız. Sizler toplumdan, bu ülkeden aldıklarınızdan daha fazlasını bu ülkeye vermek zorundasınız. Siz bu ülkeden bir alıp bir verirseniz sıradan bir insansınız. Hiçbir katkınız yok. İki alıp bir veriyorsanız yarım insansınız. Ülkenizi yoksullaştırıyorsunuz. Bir de mühendis olarak yapıyorsunuz bunu. Üç,
Bir alın, 10 vermek zorundasınız, 20 vermek zorundasınız, 30 vermek zorundasınız. Ne kadar çok verirseniz o kadar ülkeyi de dönüştürürsünüz, kendiniz de dönüştürürsünüz, dünyayı da dönüştürürsünüz. Dolayısıyla bizim medeniyetimiz veren el medeniyet. Dünyanın hiçbir yerinde el atan insanların saygınlığı olmaz. Onun için biz veren eller olmak zorundayız. Anadolu'da derler, yerken yalnız yiyenler yükünü yalnız taşırlar. Yalnız yemek yok. Yunus kültürü beraber yemek kültürü. Mevlana'nın kapısı herkese açık. Harakani'nin kapısı herkese açık. O zaman dünyayı dönüştürüyorsunuz. Ya Hekemen'e sormuşlar, üstad demişler, Viyana'ya nasıl gittik? Ramazan Bey'in alanına giriyoruz. Ya Hekemen deyince hatta Ramazan Bey gelir. Hülya'nın güzel bir konuşma yaptı İttihat Gazetesi'nde, getirdi onları da 3 gün süren. Diyor ki biz Viyana'ya Mesnevi okuyarak gittik. Biz insanların gönüllerini kazandık. Onun için Balkanlar'da 500 sene kaldık. Onun için Kudüs'te 500 sene kaldık. 1517'den 1917'ye kadar bizimkiler Kudüs'te kalmışlar. Kudüs'te kimsenin burnu kanamamış. Demişler ki burası peygamberler şehri. Biz buranın sahipleri değiliz. Biz buranın hizmetçileriyiz. Yavuz Kahire'de hilafeti aldığı zaman imam diyor ki aramızda Hakim-ül Hayme'yi var. Yavuz itiraz ediyor. Ben diyor Hakim-ül Hayme'yi değilim. Ben Hadim-ül Hayme'yim. Alttaki halıyı da kaldırıyor. Taşa secde ediyor. Kulaklarını taktığı küpe de okuyor. Ya, şeyine gelen dil derler. Namık Kemal'in güzel bir kitabı var. Orada çok güzel anlatır Yavuz'un o şeylerini. 1517'den 1917'ye kadar kimsenin burnu kanamamış. Yahudiler de dinlerini icra etmişler. Hristiyanlar da, Müslümanlar da. Kanuni döneminde kale yapılmış. Kalenin duvarında La ilahe illallah İbrahim Halilullah yazmışlar. Bilmezler mi? La ilahe illallah Muhammed Resulullah da diyorlar. Başka yerde de var. Sağda solda da yazmışlar. Ama orada dedikleri çok ince. Yani Kudüs La ilahe illallah İbrahim Halilullah diyenlerin, Musa Kelimullah diyenlerin, İsa Ruhullah diyenlerin, Muhammed Habibullah diyenlerin şehridir. Böyle dediğiniz zaman kavga olmaz zaten. Biz herkesi Adem olarak görüyoruz. Kimsenin üstünlüğü yok. Bütün dünyada kavga da buradan çıkıyor. O üç kuru, üç tane yavru, üç buçuk şey, kendinden başka kimseyi görmüyor. Sen üç buçuk adamsın yani, senin dininde anası Yahudi olmayan Yahudi olmaz. 2000 seneden beri 15 milyon olmuşsun, kıyamete kadar olsan olsan 20 milyon olursun. 20 milyonla Gazze'ye hakim olunur mu? İşgal edilir mi orası? Dolayısıyla herkes yerini bilmesi lazım, insan olarak bilmesi lazım, medeniyet olarak bilmesi lazım. O zaman dünyada kavga olmaz. Peki. Hocam çok uzattık. Estağfurullah. Çok teşekkür ederiz hocam. Sayın Öncel'in ekleyecekleri vardır. Hocam. Öncelikle teşekkür ediyorum. Gerçekten önemli bir konferans ve panel oldu. Tabii ki katılımcıların önemli vurguları var. Sayın hocamın dediği işte Japonlar İstanbul'da bir meslek lisesi Tuzla meslek lisesine destek verdiler, durumu ne oldu diye. Üniversiteler de var, Türk-Japon Üniversitesi. Evet, Türk-Japon Üniversitesi açıldı. Bu dönem öğrenci alacak, üniversite sınav notlarıyla değil, başarı notlarıyla. Metin Bey onları güzel bir yazıda yazdı. Evet. Üniversite öğrencileri para ödemeyecek, üniversite öğrencilerine para verecekler. Tabii Türk-Japon liseleri açılabilir. Bunlar önemli modeller olabilir. Mesela Japon konutları yapılıyor Türkiye'de. Japonya'daki evleri anlatmaktansa modern Japon konutları yapılması, işte 6 katlı sismik izolatörlü gibi bu tür modern yapıların yapılması önemli. Mesela 39 depreminde yapılan Erzincan'daki Japon evleri 92 depreminde yıkılmadı. Anlatmaktan daha önemli bu tür prototip çalışmalar yapılması. Bu açıdan da Türk-Japon Üniversitesi bence önemli bir üniversite. Başarıyı ödüllendiren bir üniversite. Bizde biliyorsunuz yardım bursları vardır. İşte ne bileyim imkanı olmayan o başarı bursu veriyor. Yani iyi öğrenci para vererek kendini çekmek istiyor. Zaten üniversiteyi büyüten durum da budur. İyi öğrencileri para vererek çekerseniz
iyi öğrenciler, iyi üniversitelere dönüştürür. Bu nedenle de buna Outstanding Fellow deniyor, Fellowship deniyor. Bizdeki burslar maalesef sosyal yardım bursları, hiçbir üniversitenin başarı bursu verdiğini de ben görmedim Türkiye'de. Japonya ve Amerika'daki sistemleri ne kadar bilirsek ki bilenler maalesef yönetici olamıyor, yönetenler de bilmiyor. Yani biz ne olmak istiyoruz? Yani üniversitede Japonya ve Amerika düzeyini taşımak istiyorsak Japonya ve Amerika'daki sistemi bilen insanları üniversitede yönetime getirmek zorundayız. Yoksa görmemiş insanların yönetimini bu insanları ezme durumuyla bizler bir yere varamayız. Teşekkür ederim. Evet, sorular bitti. Hocam diye senin eğitim modelini okumuşlar mı? Ahir Ramazan'ın efendime söyleyeyim ahir modelini okumuşlar mı? Onlar arz ediyor. Japon modelini falan yazıp bakarsanız toplam kalite yönetimi üzerinden ahir modelini etkilerini dünyanın bilim olarak bunlar bir sürü yazılar var. Arz ediyor. Teşekkür ederiz hocam. Peki programımızı bitiriyoruz. Sorularımız da bitti. Sayın Kampak, Sayın Ersin Nazif Gürdoğan hocama ve Sayın Ali Osman Öncel hocama katkılarından dolayı bu okul gibi program için çok çok teşekkür ediyorum. Ben kendimi okulda hissettim. Çok güzel bir eğitim oldu. Çok çok teşekkür ediyorum katılımcılarımıza da katkılarından dolayı. Özcan Bey'in ekleyecekleri var. Sonrasında da bir fotoğraf çektireceğiz. Teşekkür ediyorum. Efendim çok teşekkür ediyorum. Çok verimli bir gün ve verimli bir toplantı oldu başından itibaren. Ben tekrar 2024 Bilim Hizmet Ödülünü alan Remzi Demir hocamıza, Ali Erdemir ve Yusuf Altındaş hocalarımıza başarılar diliyorum. Ve onlar adına ödül alan arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Haydar Livatyalı hocamıza ve Meltem Bağcı Hanımefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Bilim Teknoloji Derneğimizin yeni yönetimine başarılar diliyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde daha güzel faaliyetlerle birlikte olacağız. Bilim ve teknolojiyle geleceğe Japonya'dan dersler yeni paradigmalar toplumsal performans panelimizi bitirmiş olduk. Yöneticimizi Ülke Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Ali Osman Öncel hocamıza, Ersin Nazif Gürdan hocamıza, aksakalımıza, büyüğümüze çok teşekkür ediyoruz. Mentörümüz altını çizerek söylüyorum. Kadri Bey. Kadri Kampak Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Ben yeni bir kavramla tanıştım ama iş yapar bu kavram hocam. Bundan sonra ben kartvizitimde kullanabilirim biraz mentörlüğü. Haberleşelim. Sizden alacağım çok dersler var. Efendim? Kadir hocam ben diploma alacaksın. Mentör güzel ya. Tamam peki. Efendim ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Bir hatıra fotoğraf alalım. Fotoğraf karesine girmek isteyen dostlarımız varsa buyursunlar kürsünün arkasına davet ediyorum. Sonrasında da yukarıda bir çay ikramımız olacak. Katılmak isteyen dostları da yukarıya alabiliriz. Eyvallah, sağ olun.